Efendim iyi akşamlar Güç Oyununa hoş geldiniz. Ben Yasin Erçağlayan. Yine gündemdeki önemli konuları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu akşam geçen haftaki kadroyla aynı. Çok da beğenmişsiniz efendim yorumları. Kimler? gazeteci dostlarımız Cem Küçük, Mehmet Acet ve Nedet Arsenal de birazdan Ersal'de birazdan bizimle birlikte olacak çünkü İstanbul'da yağışlı bir hava var. Az sonra burada olacak. Biraz trafikte bir aksama oldu. Onu da duyurmuş olalım ve Doktor Çağlar, Özer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bulduk. Nasılsınız? Haftanız nasıl geçti? Yoğunluk? Yoğun. Türkiye yoğun. Türkiye yoğun. Gündem yoğun. Biz de şaşırıyoruz bazen hem iç siyasetimi takip edelim, dış politikayı mı da takip edelim? Aslında hepsi grift birbirleriyle bağlantılı. Orta Doğu'daki ateş devam ediyor, malumunuz. Yakından da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük Balkan turu vardı. Dönüşte de gazetecilere yine önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde yine e, bu Orta Doğu'daki İsrail tehdidinin Türkiye'ye olan e, bölümü yani bir tehdit oluşturduğunu ifade etti ve iç cephe uyarısı yaptı. E, i̇ç cephe uyarısı da biliyorsunuz yeni bir e, çözüm sürecinden bahsediyor. Aslında onun çözüm süreci değil de Cem Küçük ne diyelim ona? E, yeni bir reform mu diyelim? Hani e, Sayın Bahçeli'nin dolaşmasıyla birlikte. E, Yasin Bey ben şu, 2007 8lerde Hakan Bey'in müsteşar yardımcısıyken başlayan 2010-11'de ete kemiğe bürünen ve 2015 seçimlerinden önce 7 Haziran'dan sonra PKK'nın dağıttığı, başarıyla giden çözüm süreci gibi bir şey anlamıyorum. Benim anladığım şey şu, ben e, MHP'nin üst yönetimiyle geçen hafta bunu konuştum oradaki abilerimizle, arkadaşlarımızla. Ne diyorlar? Ben şöyle abi, benim Bahçeli, biliyorsunuz daha önce Mevlak Şener'e de partine dön demişti, çok eleştirdikten sonra hatta. E, da geçmişte Sırrı Sakın da e, elini sıkmıştı. Başka Ahmet Türk'ün de e, HDP'yken. Ben orada tamamen gayri yani nezaket sınırları içerisinde, çünkü Bahçeli çok kibar biri. Gitti orada elini sıktığını düşünüyorum. Buradan bir çözüm süreci çıkar demek, buradan bir şey çıkar demek doğru değil. Yani çözüm süreci bir kere MHP 2011-12'lerde çözüm sürecine çok sert muhalefet etmişti. Yani ben bir çözüm sürecini MHP'nin destekleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü MHP... Bizim bildiğimiz MHP çözüm sürecine karşıdır PKK ile her zaman müj yani dağdakinin imha edilmesi şehirdekilerin de hukukla halledilmesini savunur ki ben de o görüşteyim ama ben ben çözüm sürecini kendi adıma çok savundum çünkü hak eden gerekiyordu o dönemin şartlarında bu. Şimdi benim anladığım bu hayır bir anayasa çağrısı var Sayın Erdoğan. <laughs> şey muhaliften de genelde veya e, siyasetle ilgilenenler e, daha çok anayasa odaklı bu hamlenin yapıldığını da söyleyenler de var. Evet, yani Erdoğan'ın bir dönem daha aday olmak için bunu yaptığını, anayasa değişikliği. Ben o görüşlerde değilim. Bir kere anayasa değişikliği, yani Erdoğan zaten meclis kararı alırsa bir dönem daha millet Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Anayasa değişirse elbette o günkü şart nasıl bir değişecek o ama yani o eğer intiba, Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması için bir anayasa değişikliği intiba doğarsa bu halkta da biraz bir tuhaf karşılanabilir. Onu da çok dikkat etmek lazım. Ama benim burada gördüğüm Bahçeli, hani hakikaten bakın şimdi bütün İsrail'li hesapları takip ettiğiniz zaman Hamane'yi öldürmekten ve İsrail'e yapılacak, pardon İran'a yapılacak sert bir saldırıdan bahsediyorlar. Böyle bir saldırı bir dünya savaşını kesinlikle tetikler. Yani yüzde bir milyon tetikler. Ben şu an ona ihtimal vermiyorum ama İran'a öyle Hamane'nin ölümü bir kere Şii Yahudi savaşı demektir. Bir de o olay var evet. Yani dini lideri hedefe koydu. Evet. Şimdi ama de. o Lübnan'ı da etkiler, Suriye'yi de etkiler, bizi de etkiler. Bir kere göç olarak etkiler. Tabii ee, onları konuşacağız. Tabii hani dolayısıyla ben şöyle. Ya biz dışarıda, ya bugüne kadar herkes Lübnan lafı söyledi. Bak sayın seçimlerden sonra kazandığı halde, birinci parti olduğu halde sayın Özgür Özel bir el uzattı. Gelin beraber hani biz ülkenin cumhurbaşkanını tanıyalım diye. Yani mevkiye makama saygılıyız. Ben bunu devam ettireceğim ve benim Anadolu'da gördüğüm Özgür Bey bundan büyük bir destek görüyor. E şimdi içeride her türlü eleştiri yapılabilir. Bahçeli ne dedi? Siyaseten bazı şeyleri söylemek zorundayız. Söylenir o. Ama sonra içeride beraber olmak. Yani ben bunu hükümetin gelin anayasayı beraber yapalım da deme böyle bir el uzatıyor. Ya da yeni bir çözüm süreci. Bunlara asla ihtimal vermiyorum. MHP'li isimler de bana ne böyle bir çözüm süreci olacağını, ne böyle bir şey destek vereceklerini değil. Bu tamamen iç cepheye güçlendirme adına gelin Türkiye Partisi olun. Ben de aynısını yani bütün çıktığım programlarda söylediğim şey şudur. Dem Parti PKK'yı kınamak kaydıyla, terörü kınamak kaydıyla ben bir Kürt devleti istiyorum da diyebilir. Bu bir ifade özgürlüğüdür. Ama şiddeti kınamak, terörü kınamak kaydıyla veya Türkiye'nin partisi olup Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirmekle. Yani Dem Parti Türkiye'nin herhangi bir sorununa şimdiye kadar bir öneri getirmediği gibi PKK'yı hep destekledi. Onun bir sözcüsü gibi, mesela Türk ordusu Suriye'de işgalci diyor. Efendim işte şehit ve PKK'ların cenazelerine gidiliyor. Efendim onlar böyle önemli biriymiş gibi kutsanıyor. Dolayısıyla itiraz bunadır. Ben Bahçeli'nin bu yönde bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Yarın bir gün DEM Parti'den ters bir şey geldiğinde gene onu en ağır eleştirecek de Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'dir. Ha, yeni anayasa konusu ben bu meclise şahsen şey, yani imkansız görmüyorum ama çok zor görüyorum. O meclisten yeni meclise çıkmasını kolay bulmuyorum. Yani nihayetinde e, bu hem e, e, İsrail te bu arada sayın Nedet Ersenel geldi. Hoş geldiniz. Trafik yoğun derhaldi. Yani İstanbul'da şu anda yaşayanlar ne demek istediğimi anlıyordur. Gittikçe yani navigasyona bakıyorsunuz gittikçe süre uzuyor. Yani yolu kat, kat ediyorsunuz fakat süre uzamaya devam ediyor. Evet. Ha dışarısının durumu bu. Ama da ihtiyaç var yağışa da ihtiyaç Gel, var. Gelmiş varsa. dakika daha az. da biraz daha net. Keşke sıkıntısız olsa. <laughs> Peki Nerit Bey hazır gelmişken hoş geldiniz tekrar. Konu ne? <laughs> Konuyu da açayım. Biraz. Size bir ısındırma turu olsun. Ama, tamam, tamam. Isınma turu olsun. Peki. Şimdi Cem Küçük'le e, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günlük Balkan turu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalar yine önemli. Yine İsrail tehdidinin Türkiye boyutunu dile getirdi. İç cephe uyarısı yaptı. Ee, biz iç boyutuyla biraz, değer, iç siyaset bağlantılı değerlendirdik. Cem Küçük'le girizgah yaptık. Ee, MHP'nin e, e, liderinin el sıkışmasıyla birlikte. işte uçakta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iç cephenin safların sıkılaştırılmasıyla ilgili bu tehdide karşı önemli olduğunu söyledi. Ama bir yandan da işte bazı kesimlerde anayasa yapılacak. Bunun için esasında aslında tehdit mehdit yok. Sayın Özgür Özel de dedi ya savaş çıksa biz zaten savaşırız. Tehdit metit yok, fakirlikle savaşılsın diye bir söylemi de var. Ama şimdi baktığımız zaman istihbari ve diğer alanlarda aslında Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği bir nokta var. İsrail'in istihbari olarak provokatif toplumsal olayları tetikleyen olaylara karşı ne kadar etkin olabilir? Bu soru vatandaşlarımızın aklında. Bakıyoruz Türkiye'de birçok hadise yaşanıyor, toplumsal krizler acaba bunları kaşıyarak, istihbari, uyan hücrelerle veya faaliyette bulunarak toplumsal bir kutuplaşma ve şeye sebebiyet verebilir mi karışıklığa? Evet. Ya iki konuda şeyi yani aktüel iki konuda şeyi ikna edemiyoruz. Daha doğrusu zaten konuyu bilen bir kesim var. Bir de şöyle bir kesim var. Ne olursa olsun şu konularda hiç inanmıyor. Ona ne yapılacağını ben de aslında ona ne yapılabilir konuşacağımız bir oturum da gerektiğini düşünüyorum. Birinci konu konuşu bölgenin yani güneyimizi kastediyorum şey değil Ukrayna'yı değil. Irak'ıran Suriye artı İsrail krizinin bölgede yaşanan deformasyonun Türkiye'ye direkt bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir kanaat bozukluğu var bir kesimde. Bunun nasıl çalışacağı ve nereye varacağına ilişkin e, projeksiyonlar da yapamıyorlar, üretemiyorlar yani şunu söylüyorlar ama savaş çıkarsa ilk biz gideriz kardeşim. bu oyuncak değil ki. Keşke bir demo olsa da ilk önce bir göndersek onları. Bakayım ne oluyor sınırda. Tamam. Ama anlata anlata dilimizde tüy bitti. Burada ciddi bir tehdit var ve bu tehdit ilk defa, daha önce de bir konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Evet. E, belli bir coğrafyada buluşma birleşme istidadı gösteriyor. Bu birinci kısım. İkinci kısımda şeydi düne kadar İran e, İsrail hiçbir şekilde vuramaz, şişirmedir ancak video yayınlar meselesiydi. Neyse o herhalde biraz rafa kalktı bu vesileyle. Hı hı. Hala tartışmaları sürse de ikinci gerçekte bu. Ama bu sefer de şöyle bir şey var. E, birleştireceğim şimdi senin söylediklerini. E, bu şeyi anlatamıyoruz şimdi de. İran'ın vurulması hali, belli ölçülerin üstünde vurulması halinin bir başka domino taşını tetikleyeceği ve bununla hiç yani hiç hoşnut değiliz. Bu da çok çok rahatsız edici bir şey. Hı hı. Herhalde oraya gelmedik ama oraya gelince tekrar hani boyutlu konuşuruz. Mesele bu. Şimdi bunun içinden e, Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında gazetecilerle konuşmasında e, ilgimi çeken iki tane üçlü küme var. Bu üçlü kümelerden bir tanesi e, Amerika İngiltere Almanya kümesi. Bir tanesi de Rusya İran pardon. Evet, Rusya-İran-Suriye kümesi. Bu iki kümeyi Sayın Cumhurbaşkanı karşılıklı koydu. Yani metni dikkatli okursanız, bunların ikisini karşılıklı bir araya getirdi. Daha doğrusu karşı karşıya koydu ve dedi ki, bu kümenin yani Rusya-İran-Suriye kümesinin bölge için ve terörle mücadele için bir şey yapması gerekiyor artık dedi. Şimdi böylece şeyi tarif etmiş olduk. Yani İsrail ile birlikte... Hı -hı. Ya bilmediğimiz bir şey değil de gelen şeyi tarif etmek açısından e, İngil e, İngiltere, ABD ve Almanya ile birlikte İsrail'i doğal olarak ekliyoruz. Bizim sınırımızdaki tehlikelerden en azından Hı -hı. Kürt kartı üzerinden Kürt kartı da bana ait bir tarif değil. Bunun bir şeyi var, bir etniyi temsil etmek için söylemiyorum. Bir literatürü evet, yeri var. Evet, literatürde onun. yeri Kürt var. Kürt tabi. bunun kitapları var, nesi var, şuyu var, buyu var, yerli yabancı dünyada vesaire Kürt kartı diye. Hı -hı. Bunun da Bizim, biz kastetmiyoruz, kastettiğimiz şey bizim çok bellidir. Yani hala terörle mücadelenin 50. yılında biz bunları artık düzeltmek zorunda kalmayalım. Ee, Kürt kardeşlerimiz de bunu anlasınlar. Herhalde kastettiğimiz onlar değil. Şimdi bu Kürt kartını kuruluşundan itibaren, zihninden itibaren, genetiğinde geninden itibaren İsrail vardı. Bu bir kalemdir, bunu ayrıca konuşuruz. İkinci kalem, Cumhurbaşkanı'nın ne kastetti? Şimdi üst üste bu adı geçen e, birinci küme diyelim işte yani. Hı hı. Rusya, İran, Suriye birinci kümeyle görüşmeler var. Bak birik zirvesi önemli. Ondan önce yapılan şimdi mesela Sayın Büyükelçimiz Moskova'ya Büyükelçimiz Hacı Bey mi? Yanlış söylemeyeyim zaten evet, şimdi. Ben. Değil mi? E, şeyle bir görüşme yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla e, BRICS'in Türkiye-Rusya temasları. Evet ayakları hazırlandı. Bak bu BRICS zirvesini biz çok konuşacağız. Çünkü çok sürprizli olacak. Hı hı. Çok sürprizli olacak. Şu anda bile katılacak ülke sayısı 20'nin üzerine çıkmış durumda. Yani devlet başkanı ve hükümet başkanı düzeyinde. Ayrıca ikili çok ilginç anlaşmaların imzalanacağı söylüyor. Bunlardan bir tanesi Rusya-İran anlaşmasıdır. Sonuç olarak şuna gelebiliriz. Şimdi bugün mesela eee en üst düzeyde bizim mesela İran'la ilişkilerimiz konusunda bir sessizlik var. Bunu daha önce de ben tarif, yani söylemiştim. Bunu bir yerli yerine konması gerekiyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü hani böyle metni baktığınızda bu altı ülkeye de yani Almanya'yı da bu listeye koyuyor ama mesela şey ziyareti gerçekleşecek şimdi. Şansölyenin. Yani mesela onu bile bile koyduğuna göre Almanya'yı daha önce iki buçuk ülke üzerinden Fransa'ya falan atıp yapıyordu. Şimdi şey, Scholz'u da koyduğuna göre ona da bir mesaj var. Ama bu dar alanda altı ülkenin Türkiye'nin radarında özel olarak tarandığını anlıyoruz. Bunun bu şekilde zikredilmesinde de tarif edici bir şey var. Yani fail belirlemek gibi bir şey. Şimdi bu iş nereye varır? Biz göreceğiz. Yani kısa dönemde göreceğiz. Hı, hı. Ama bizim şu anda endişelenmemiz gereken dediğim gibi İran konusunda şeyler konuşmuyor ama lider seviyesinde, bakanlık seviyesinde Ankara'dan pek bir şey duymuyoruz ama bazı bürokratlar maşallah hı ağzına geleni söylüyor. Mesela örneğin mesela ayırmayayım artık. Vermeyeyim mi? O zaman Cumhurbaşkanı hani arkadaşlar bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü sevgili küçük görmüştür bugün herhalde ya bir yerlerde. Hangisini söylüyorsun? Kim ha, kim gördüyse gördüysen, söylemek isteyen varsa. Ben Edet Yok, Bey söylemedi ama. Üzerinde da... tepinilecek bir şey değil. Yani dış politikada... Ama hani yanısından... Şöyle, üzerinde tepinilecek bir şey değildir bunlar. Ama Türk dış politikası konusunda konuşması gerekenler bellidir. Bu arada şeyi hatırlatayım. Kürt kartı rahmetli Turan Yavuz'un kitabının adıydı. Amerika'nın Kürt Hı. kartı. Eski Kanal 6 Dış Haberler diyeyim. Müdürü'ydü. Milliyette, ben çocuktum. Milliyette... Milliyette şey yaparlar çok iyi. Anadam, yani iyi bir gazete alanındaki iyi kitaplar şey konusunda gibi. da bir iki nokta evet. söylemeyecek miyim? Ee, bu şimdi bir çözüm süreci lafı yeniden Sultan, çıktı mı? değil mi? Ya yani çözüm süreci değil de reform diyorlar. Yeni yol haritası ve reform ya yani bak, konjonktüre bu çözüm göre sürecinin gibi... birincisinden şartlar değiştiyse onları bir tarif edip öyle ilerlemek lazım bu konularda. Birisi birincisinden çok canımız yandı çünkü. Yani ikincisinde daha farklı bir onu Harbi, konuşacağız. Bir ihtiyaç var mı sorusunu cidden konuşalım. Değil ama pardon. şuna ihtiyaç var. Yani en çok son 20 yılda bizim dert yandığımız neydi? Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partiler arasında itiş kakışın bir an önce bitip en azından ulusal güvenlik ve dış politika konularında e, hani içeride ne şey yapıyorlarsa yapsınlar, burada bir mutabakat. Bunu destekliyoruz. Bunda bir problem olacağını ben zaten kimsenin buna karşı çıkacağını zannetmiyorum ama. Öbür konuyu bir konuşmak lazım gelir herhalde. Tabii devam edeceğiz. Bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan'ın <laughs> <Yok, ben gülüyor> söylediklerini <gülüyor> hatırlayalım mı bir <laughs> beraber seyircilerimizle birlikte. Provokasyon peşinde koşanlar var. İsrail'in saldırganlığı kulak ardı edilemez. Yangının çevreye yayılması için uğraşıyor. Elimiz kolumuz bağlı durmuyoruz. Ön plana çıkan üç başlık. Ve devamında bazı siyasetçiler algı operasyonlarına dahil oluyor bu isteyerek mi istemeyerek mi o tabii tartışılır. Sokakları karıştırmak isteyenler bedelini ağır öder ve iç cepheyi sağlam tutmak önemli. Evet. İşte esasen hani bizim üzerinde durduğumuz o iç cephe hani şu anda muhalefetin de daha çok anayasa çalışmaları için bu iç cephe sağlamlaştırılması ben bunu ama. onlarla birleştirmek isterseniz ederim de çok kısa bir süre. Şey. Bu şeye ne diyorsunuz mesela onu da söylerseniz sevinirim. Mesela savunma sanayine bütçeye girmeden direkt bir kalem olarak mesela kredi kartlarından yüksek işte yani zenginler mi diyeceğiz ne diyeceğiz? Hani yüksek 100 bin lira artık yüksek. 100 bin Kaç lira? Ya, ben bilmiyorum. 100 abi. bin üstü. 100 bin 700 ha, ha tamam. O, eyvallah. Tamam. Yani o mesela bir. 4 ayrı diyelim ki 200 bin lira var kart varmış o şekilde 100 bin liranın üstünde olan. Ne kadar dedin? 60 bin liranın, Hı. şey 60 milyonun üzerinde. Ama kart o kart adedi. şöyle, mesela sizin geliriniz diyelim ki 30 bin lira da olsa banka size 100 bin liralık kart veriyor. Hatta o limitini kendi artırıyor. Başka bankalar da gönderiyor. Diyelim kullanmadığınız da oluyor. Ama o 750 lira bir defaya almak filan, bir defalık mıymış? Ama yılda sadece o değil. Her şeye. Bir de yılda bir defa. <laughs> ama o sadece... Abi verelim değil. feda olsun. Mesela e, o yani değil. Yani sadece zorlanalım değil edelim, edelim verelim. Da, özür dilerim. Diğer konukların şeyini yapıyorum ama. Estağfurullah. Kısa, e, biraz Mesela verin. birinci el araba aldığınızda arabanın bir alım satımı olacak. Ayrıca bir defaya mas 3500 lira ödeyeceksiniz. İkinci elde bu 1500 lira. Efendim diğer başka bazı vergi kalemleri var. E, ev alım satımlarında var. Getirdiler. Bunu şimdi topluma iyi anlatmak lazım. Yani Allah göstermesin bir savaş durumu olsa ya olmasın tabi ama olursa o zaman seve seve verelim hani zaten seferberlik tetkik kanunu çıktığında biliyorsunuz her şey devletin oluyor. Dur. Ev, araba, her şey. Yok, hayır, el koyar yani. hiç, ama bunu böyle hani iyi anlatmak lazım. Zaten millet şu an biraz Hayır, sıkıntılı. Ben şu sıkıntılı açıdan mı? bayağı sıkıntılı. tamam bu eyvallah ve hiç yani önemli değil yani fedakarlık gösteririz ayrı konu. Cem'in yani anladığım kadarıyla ufak tabii ki şartları da var. Eyvallah onlara da konuşalım. Yalnız ben bunu bak neden ihtiyaç duyuyorsun? <laughs> ya cevap Yaşayın. Yani. Yaşa sevgili Mehmet. Yani Mısır da bu lafı söylemişti bundan bir hafta önce. Yani savaş ekonomisi Ruslar biliyorsunuz öyle bir laf söyledi falan. Hani demek ki bir şey gerek gere ihtiyaç mı var? Yani hani Abi hangisi? o zaman bunun açık açık söylenmesi gerekmiyor mu? Şart ya toplum anlatılma hani... noktasında yani insanlar Bak, bu sefer kafasında kurması gayet doğal. Yani acaba niye ya, yani bu bir şeyler mi bu bir şeyler bahane edilip mi bunlar yapılıyor diye. Buyurun Mehmet Hoca. Yok ya yani bunu mu konuşacağız? Çünkü Yok bağlantılı olarak. Var. E, lütfen notlarınızda ee, aktarın. Bu Bununla şeyden, da bağlantılı tamam, olarak ya, savunma sanayi için evet. için e, vergi ihtiyacı. Onunla ilgili benim değerlendirmem şu. E, yani bugün Cumhurbaşkanı yardımcısının açıkladığı, buradan bir defa bütçeye bir aktarım söz konusu olmayacak. Yani bu ne demek? vatandaşa bu doğrudan savunma sanayi için bu para orada oluşturulacak ve fon orada kullanılacak mesajı alıp da başka maksatlarla amacı dışında kullanılmayacak mesajı. Bu hani akşam sabah savaş geliyor şimdi işte bir paraya ihtiyacımız var şeklinde yorumlanması çok ileri olur tabii böyle bir telaşe, paniğe yüzüm olduğunda düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin bir süredir iki ana hedef üzerinde bütün bu küresel tehditlere karşı ülkemizi daha böyle korunaklı hale getirme anlamında çabaları var. Allah'tan çok erken dönemde bu okuma da yapıldı ve işte savunma sanayiindeki yerleşme, millileşme perspektifinin arkasındaki temel motivasyonlardan biri de bu zaten. Yani dünya iyi bir yere gitmiyor. Biz burada kendi kendimize kendi imkanlarımızla güçlenmeliyiz. Şimdi burada iki tane unsur var. Biri, geçen sene davet ettiler MIT'in kuruluş yıl dönümünde. Orada İbrahim Kalın altını çizdiği iki tane husus vardı. Yani Türkiye Hı. ne yapıyor? Bu küresel belirsizlik, on yıllarca sürmesi beklenen bir küresel belirsizlik döneminden bahsediliyor. Çatışmaların arttığı, risklerin çoğaldığı ki zaten şu anda bunun artarak devam ettiğini görüyoruz. Bir, bir kendine yeterlilik, özellikle çok e, hayati konularda gıda gibi, enerji gibi, hmm. savunma sanayi gibi, e, başkasına muhtaç olmama, bunu biraz namerde muhtaç olmama olarak da yorumlayabilirsiniz. Hmm. Ki böyle zamanlarda bir tabanca bile e, alamadığınızı yakın tarihte örnekleri var. Yani bırakın böyle sofistike güçlü silahları. Dolayısıyla bir böyle bir yol haritası var. Kendine yeterlilik anlamında, özellikle de hayati, yani bu küresel belirsizliklerin, çatışmaların arttığı bir ortamda Türkiye'nin korunaklı halde kalması adına. İkincisi de caydırıcılık. Ben özellikle e, bu ikinci kısmını, yani bu alınan kararlarla ikinci kısmını daha ilişkili değerlendiriyorum. Caydırıcılık da nedir? İşte o gün İbrahim Kalın'ın söylediği, yani birisi sana bir taş atmak için davrandığında, karşıdan bir mermi geleceğini fark edip o taşa davranmaktan vazgeçmesi. Bunun için de Türkiye bir yol haritası var. Ee, işte savunma sanayinde e, işte Kaan'dan tutun da işte yerli milli tanklardan devam edin. Ee, i̇şte başka pek çok unsur. Yani bu, 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 yürüyüş ama şu anda yürüyüş halinde. Yani çayın ortasında bir yerdeyiz. Bir 10 yıla belki Türkiye'nin ihtiyacı var. Tekemmül etmesi için. Şimdi Kaan'ın mesela 2028'de 20 tane üretilmesi bekleniyor. Ama caydırıcılık kazanması için işte 4,5 nesilden 5. nesile geçmesi, yerli motorların hmm. entegre edilmesi, 200-250 civarı bir sayıya ulaşması bu asgari 10 sene demek. Bir bu. Yani bu, bu anlamda Türkiye'nin bu caydırıcılığı temin etme ve güçlendirme anlamında kaynağa da ihtiyacı var. E şimdi Kaan kaynakla üretiliyor. Kaynak kısmı yani orada K'nın sayısının adedinin artması şu anda tamamen işte buralarda gelecek kaynaklarla yapılacak bir şey. Dolayısıyla burada şimdi bu sene zaten o geçen yıl bütçe kalemi meclise geldiğinde Aralık ayında dikkat çekmişti. Haber de olmuştu. Takriben 40 milyar dolara tekabül eden bir savunma bütçesi vardı. Yani geçmiş yıllardan çok daha fazla neredeyse iki katına yakın bir miktar. E, o zaman dolar kuru da hesap edilerek bu aslında 30 milyar dolar olarak hesap edilmişti. Böyle bir tarafı da var ama sonra dolar kuru ılımı seyretti falan. Şimdi muhtemelen yine 40 milyar dolara yakın bir harcama e, geçen yılın yani 2024'ün bütçesini e, kastediyorum. Ama esasen burada bir savaşa hazırlıktan ziyade az önce sözüne ettim. Yani bu kendine yeterlilik ve caydırıcılık elde etme anlamındaki bu yol haritası, bu yürüyüşü tahkim etmeye dönük. Böyle bunu algılamak gerekir diye düşünüyorum. Elbette savaş tehdidinden Türkiye tabii ki yani bu içinden geçtiğimiz süreçte bu kadar e, her tarafta ateşin düştüğü etrafımızın yangın çemberinde olduğu bir ortamda tabii ki onu da yani, e, yani dikkate almak giriyor, gerekir. Savaşa size. giriyoruz değil ha, değil ama hal budur etrafımızdaki ha, demek. Evet yani savaşa giriyoruz o yüzden bu paralar bu kaynaklar toplanıyor gibi bir telaşa mahal yok benim kanaatim. Ama ciddiyetle bu sürecin yani bir kendine yeterlilik, iki caydırıcılığın temini anlamında buna ihtiyaç varsa hı hı. ki öyle hı hı. olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Buna da yani evet herhalde doğru anlatılırsa yani işte bu geçim sıkıntıları ekonomide, hayat pahalı, enflasyon vesaire bu Buna bu ortamda bunun doğru anlatılması ve doğru algılanması halinde ben bildiğimizi. Peki bu, bu, bu bağlamda ortam. mı Sayın Cumhurbaşkanı bazı siyasetçiler çıkar için algı operasyonlarına dahil oluyor? Ya onu diyor. biraz hani, galiba şeyde yani alakalı. Yani Siyasete karıştırılmaması mı gerekiyor? Hayır bu, onu onlara. biraz bu İsrail tehdidi ile alakalı Özgür Özel çıktı dedi ya işte televizyonlarda konuşulanlardan farklı bir şey dinlemedik dedi Meclisteki evet. kapalı oturumdan sonra Hı. hani biraz hani İsrail mi bize saldıracakmış havasında Bunu herkes konuşma bak, vardı ya bugün büyük, büyük gazetelerin büyük büyük yazarlarından görüyorsun şu cümleleri kuruyor gelip de bizden to ya pes hani hala bu, hala bu mu anlatıldı ya hani anlattık demiyorum anlat 50 kere anlatıldı kimsenin böyle bir şey savundu. yani böyle bir şey söylediği de yok nerede ya bolluk öyle bir şey mi var şimdi şöyle ben diğer kısmı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. <laughs> yani İsrail tehdidi ne de nereden çıktı canım? Yani böyle bir şey mi var tarzı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yanında işte <gülüyor> <gülüyor> Mavi Vatan masalı diye bir cümlenin sahibi olan eski İsrail büyükelçisi de varken ona atıfla çünkü işte o da yani onu şahit tutuyor bakın. Eski İsrail büyükelçimiz o tehdit yok diyor. inadalım alalım hepimiz ve dağılalım modunda bir konuşmaydı şeyin. Özgür Özel'in e, o konuşması. Şimdi bak daha mesela İsrail Maliye Bakanı'nın bir açıklaması yansıdı. Bölgede bir tek Türkiye'yi saymıyor. Onun dışında işte Mısır diyor, Ürdün diyor, Suudi Arabistan diyor, Lübnan, Suriye, Irak buralarda diyor. Büyük bir İsrail devleti, Yahudi devleti kurma amacımız olduğu da açıkça diyor söylemek istiyorum diyor. Hı hı. Tamam yani adam biraz da meydan okuyarak e, bunu e, söylüyor. Şimdi bu, bu ortamla bir defa bence toplum bu konuda belli bir tehdit algısını zaten aldı. Aldı. Bu böyleyken burada hiçbir şey yokmuş gibi düşünmek, işte o Cumhurbaşkanının orada kastının ben biraz bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu Dem Parti'yle tokalaşmayla alakalı da. Ben işte Erdoğan bir daha aday olmak için Dem Parti'yle ile bir süreç başlatılacak görüşünü çok sığ ve ucuz bir siyasi söylem olarak nitelendiriyorum. Şöyle ifade edeyim. Yani Özgür Özel zaten Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Gelin erken seçim yapalım. Meclis karar alsın. Hmm. Erdoğan da aday olsun. Biz de Erdoğan'ı yenelim. Bunu birkaç kere söyledi. Tarih olarak işte 2025'in Kasım'ını zikrediyor Özgür Özel. Evet o olmayacağını biliyor. Ol, olmayacağını biliyor <laughs> ama şunu da yani şunu da söylüyor. Yani Cumhuriyet 2025 olmaz, 2027 olur. Mesela 2027 ile alakalı ben iki gün önce yazı da yazdım. Yani Ankara'da bu zikredilen bir erken seçim olacaksa 2027 bir bu anlamda bir zikrediliyor. Bununla ilgili bir fikir egzersizi yapılıyor. Ama buradan bu kadar yani dört seneye yakında bir vakit varken Peki. buradan böyle bir yorum çıkarmak çok Dediğim gibi Hı -hı. sığ ve ucuz bir yorum olarak bunu ben nitelendiririm. Hı -hı. Burada çözüm süreci olur olmaz, çözüm süreci bir defa tüketilmiş bir tabir olarak ben nitelendiriyorum. Reform, yeni bir reform diyor. Ama şöyle tamamlayayım reform da demeyelim buna. şöyle ne şimdi Şöyle bak, Cumhurbaşkanı mesajlarına, yani. uçaktaki mesajlarına baktığımız zaman orada bazı sinyaller e, alabiliyoruz. Yani terör e, dışında diyor ki, Ter, e, terör örgütleriyle bir saniye, özür diliyorum. Evet, Bu adımlara atanların sayısı çoğaldıkça inşallah yeni anayasa konusu toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Bu anayasayla alakalı. Türkiye'de terör yöntemleriyle bir yere varlamayacağı çok nettir. Artık herkesin bunu anlamış olması gerekir. Bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında ülkemizdeki huzur ve barış iklimini tahkim etmek herkes için e, hayırlısıdır. Bu e, Buna rağmen biz irademizi demokrasi dışı odaklara teslim ediyoruz. Her adımımızı bu anlayışta atıyoruz demek yapıcı bir yaklaşım olarak görülemez. Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Ben şöyle anladım. şimdi bir defa 2015-24 Temmuz yani yaklaşık takriben 70-73'tü galiba savaş uçağı havalandı ve PKK hedeflerini PKK'nın çözüm sürecini bitirmesinden sonra 24 Temmuz 2015'tir milat olarak. Yani o mücadelenin başlatıldığı e, tekrar e, ve bu süreçte PKK net bir şekilde de yenilgiye uğratıldı. Yani geçenlerde üst düzey bir güvenlik yetkilisi şu an sınırlarımız içerisinde 50 diye bir rakamdan bahsediyor. Kalan terör unsuru olarak 50 adet. Yani bundan bahsediyor. Yetmedi işte Irak'ta, Suriye'de operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Şehirler Güneydoğu bölgesinde Diyarbakır, Hakkari, Şırnak hangisini sayarsanız sayın. Batı'daki, Ankara'da, İstanbul'daki şehirler neyse gündelik hayat, o atmosfer temin edilmiş durumda. Dolayısıyla PKK zaten net bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Şimdi burada aslında bence Dem Parti'ye bakmak lazım. Çağrı da DEM Parti'ye. Bahçeli'nin çağrısında da. DEM Parti dediği biz zaten Türkiye, Türkiye Partisi. Partisi ama evet. Şimdi yol bak, haritasını bakıp izlemekle şu anda. 2014-2015'te biraz da böyle emperyalistlerin kışkırtmasıyla hmm. e, o zaman da HDP'den bu beklenti vardı. 7 Haziran 2015'te %13 oy aldığında HDP, o oyları verenler de HDP Türkiye Partisi olsun talebini yansıtmışlardı. Ve HDP ne yaptı o zaman? Çözüm süreci yerine gitti, PKK'nın kuyruğuna takıldı ve PKK'nın ajandasına teslim oldu. Selahattin Demirtaş ve o dönemde olup bitenlerin hepsinin özeti budur. Açılırsa detaya da girebiliriz. Birkaç cümle alayım, konumuza, konumuza döneyim. Çok. Şimdi yeni olan hususu husus PKK net bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Türkiye üzerindeki Peki. tehdidi şu anda terör tehdidi minimal düzeye indi ve HDP'ye şu anda bir çağrı yapılıyor aslında. Yani Türkiye Partisi olmak için ve sırtını teröre yaslamak yerine siyaset zemininde kendi görüşlerini, taleplerini dillendirmek için yeni bir zemin oluştu Türkiye'de. Gel bu Semin'de sen de söyleyeceklerini söyle deniyor. İşte onlar da kendilerine göre temkinli davranıyoruz. Yol temizliği yapılması lazım deniyor. geri İlerleyen saatlerde değiniriz geri geldiğinde. De, niye? Niye, ben... niye Yani Mehmet niye ben anlamıyorum. Yani şunun için. Hani karşı olduğum için değil ama bunun bize bir hani güzel anlatılması gerektiğini ben düşünüyorum. Şöyle bir soru var. Bugüne kadar adı geçen parti terörle iltisakı nedeniyle he, bütün siyasi konumlanmasını buna kurmuştu. Tamam. Yani hatta şöyle de söyleniyordu bu geçen yıllar içinde. Yani o gelmesinin sebebi de bu. Yani bölgenin çünkü şartları belli. Şimdi sen anlattın. Bölgenin şartlarını bu tür terörle mücadelenin bütün literatürünün üzerine çıkarak neredeyse sıfırlamışsın. Onu da hatırlayalım. Yani bu tür terör bitmez ama işte minimalize olur deniyordu bu ülkede. O da iyi ezilmiştir. Dahası ülke sınırlarının da dışına çıkıp vuruyorsun. Güzel. Tamam. Şimdi e buna dayanmayan başka parti kurulsun. Ona veririz. Mesela atıyorum yani ben hani dediğim gibi. Karşı olduğum şey Sebep. Hani sebep. E sen de katıl. E başkası katılsın. O, onun bugüne kadarki öyküsü temiz bir öykü değil ki. Hı -hı. Ben yani çok konuştum iyi konuştum ama bir 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 cümleyle söyleyeyim ama <laughs> yani, yani karşıya şimdi... geçeceğim çünkü. Tamam. Evet bir... çok özür diliyorum. Hemen. çağlar Bey'e bakın alayım. o Hendek terörü 2015'teki değil mi? Ee, mahvettiler o dönemde ve çok ciddi şehitler de verildi. Yani 860 civarı e, şehit verildi. Mi? Ben ben mi yanlış hatırlıyorum? Mi? şimdi bunlar İki kolay işler mi? değil. İki polisimizin şehidiyle başladı. Başladı. Sonrasında <laughs> toplam hmm. o süreçte 2015 Temmuz'uyla 860 16 Temmuz'unda yaşadıklarımız aynı öykü. Öyle bunları yani kolay geçmeyelim dedi. Şimdi onun arkasındaki motivasyon onlar açısından, terör örgütü açısından kendi tabirleriyle tırnak içerisinde kullanıyorum. Rojava projesini Türkiye'ye taşımaktı. Yani Suriye'deki o PKK sosyalist kantonal yapıyı Türkiye topraklarına taşımaktı. Bunu da zaten o dönemde alenen söylenen söyleyen HDP'liler olmuştu. Peki bu bu fikri onları veren ve bu üst akıl diye hep vurguladığımız Amerika ve İsrail mi kastediyoruz yine? E tabii Amerika, onların yapan Amerika zaten yani. Zaten Amerika, yani, Amerika yani, da oydu. Yani, yani, zaman o zaman da o zaman o zaman açalım da hem. Akil adamlar var. Yani şimdi deniyor Aslında bak, bütün bak, olay iç siyasete abi, dönen hadiseler de Kurt dış politikadan bağımsız değil. Şimdi bu Kürt kartı meselesi ben 2015 o, o civarlarda çok ya yani üst düzey bir hükümet yetkilisi Mesela şöyle bir Kürt kartı deyince aklıma o geldi dedi ki çözüm sürecinde en fazla rahatsız olan ülkelerden biri İran olmuştu dedi o zaman. O zaman için söylemişti. Şimdi burada da yani bu Kürt kartı şu an Türkiye kendi Kürtlerine dönük, kendi Kürt vatandaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtlere dönük kendi <laughs> birlik bütünlüğü üniter yapısı içerisinde aidiyetlerini güçlendirecek. Kendi aidiyetlerini bu ülkede, kendi geleceklerini, ikballerini bu ülkede görecek. Birileri onların duygularını kışkırtıyorsa ona karşı bakın ben Türkiye Cumhuriyeti olarak sana sahip çıkıyorum şeklinde bir mesaj. Tabii ki hani neden şimdi neden bunlar yapılıyor? E ee, Sayın Bahçeli dedi, Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. Ee, mecliste işte dedi yani İsrail, Lübnan ve Filistin ve Lübnan'dan sonra Vatan topraklarını gözünü dikecektir dedi. Hı. Sayın Bahçeli de ne dedi? Cumhurbaşkanımızın konuşmasının gereğini yaptım dedi. Hı. Tabii ki neden sorusu bu son dönemde ortaya çıkan gelişmelerle e, karşımıza çıkan tehdit algısıyla alakalı bir şey. Hı. Bu da Aa, çok o net yani. Tamam, çok net. Ya, güzel anlattın fakat çok net değil. <gülüyor> Devam <gülüyor> edeceğiz. Şimdi, Bak bu e, önemli bir şey. Neyse şimdi ben şimdi, sözü kesmiyorum. Tamam. Bunun bir uzun boyu... Unutmayın uzun ama söylüyorum. Tabii tabii konuşacağız ee, Çağlar Hocam. Siz ne dersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle siyasetçiler için, bazı siyasiler için algı operasyonlarına ister istemez dahil oluyorlar. Bunun tehlikesine dikkat edecekti. sokakları karıştırmaya teşebbüs edenler bedelini ağır öder. Önemli mesaj iç cepheyi sağlam tutmak. İşte mesela dem gerçekten Türkiye Partisi mi? Deme söylendiği zaman biz zaten Türkiye Partisi diyor ama çekinceler var. İşte az önce geçmişten kalan yaşadığımız acı tecrübeler var. Gerçekten dem Türkiye Partisi midir? Ee, ve bu güven halkasında en zayıf yer DEM Partisi mi? İç cephede. En, en sondan başlayayım. Hani yasal olarak baktığınızda bir mecliste e, kurulmuş, yani görev yapan bir parti olarak ama gönül bağ olarak sorarsanız bana ben farklı değerlendiririm. Hı. Kişisel bir değerlendirmeye gireyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu hususlardan diğer noktalara değinerek geleceğim. Biraz daha güvenlik ağırlıklı konuşacağım izninizle. Buyurun. Çok değerli konuşmacıların e, şeylerine de katılıyorum fikirlerinin büyük bir çoğunluğuna güvenlik parametreleri çerçevesinde baktığımızda şu anda Türkiye'mizin özellikle son 10-15 yıldan beri Hı -hı. çok katmanlı e, tehdit unsurların odaklandığı bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Hı -hı. E, dolayısıyla e, şeyden başlayalım. Bu İsrail'in Arz-ı projesi falan orada hani yoktur diyen bir grup var. Şimdi ben onlara gerçekten e, şaşkınlıkla bakıyorum. Şöyle ifade edeyim. Bu bir ee, akşamdan sabaha çıkan proje değil. Biz bunu ta gençlik yıllarımızdan beri biliyoruz. Ancak biraz önce çok değerli konuşmacıdan ifade ettiği gibi hani savaş hemen kapıda olayı değil bu. Buna bir, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Ee, açıkçası stratejik bir baskına uğramamak içindir. Bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymuş olduğu profil budur. Nedir stratejik baskına uğramamak? Onu ifade edeceğim. Şimdi arz-ı yanında başka ülkelerin <laughs> affedersiniz. Türkiye coğrafyası üzerinde şöyle bir yan komşulara baktığımızda bir takım emelleri olduğunu biliyoruz da okullarda öğretildi bize Yunanistan'ın Megaloidas Megali İdiası yani bu bunu kaldırdık vazgeçtik diyorlar mı 12 maddeden hayır ha bu var mı var Efendim 1829'dur yanılmıyorsam işte Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması o günden bu. Hatta İstanbul'un fethinden beri bunlar nesillerden bir, böyle bunu devam ettiren bir takım idealleri olan ülkeler. Yine aynı şekilde Ermenistan'ın toprak talepleri Batı Ermenistan anayasasında. Dolayısıyla şunu ifade etmek gerekiyor öncelikle bu arz-ı mevut olayı yok. Böyle bir şey uydurma safsata diyorlarsa hani şey olarak hani fikir olarak ben de safsata diyorum ama adamların böyle bir efendim niyetleri maksatları var. Şimdi buradan hareketle. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiş olduğu konuları biraz önce verdiniz. Verdi. Ya ben şunları okuyayım notlarımdan. İsrail'in bu saldırganlığının kulak ardı edilmeyeceğini siz de ifade ettiniz. Her türlü adımı kontrol altında alıyoruz. Ee, elimiz kolumuz bağlı durmuyoruz. Maalesef bazı siyasetçiler, siyasetçiler. İşte ona değinmek istiyorum. Türkiye'nin milli politikaları ta geçmişinden beri bunlar siyaset üstü konulardır. Ben tabii bir siyasetçi değilim ama okurum, irdelerim, bilirim. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bütünlüğüne halel getirecek konularda hı. siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini herhalde e, aklı selim herkes bunu bilmeli ve görmelidir diye düşünüyorum. Bu konular hafif alınacak bir konu da değil. Yani İsrail'in bu yayılmacı politikası 1948 hatta 1897 1. Siyonist Kongresi'nden itibaren önümüze çıkan tarihi biraz okuyan kişiler bunu görür. Dalga dalga büyümeye çalışan bir projedir. Hı hı. Efendim Son bir yılda 1948'deki o harita günümüze kadar gelen bir harita var. E, o haritaya baktığımızda İsrail'in nasıl adım adım yayıldığını görüyoruz. Hı hı. Hatta ben notlarıma bakarken bir şey dikkatimi çekti. Geçen sene efendim Ocak ayında İsrailli askeri askeri yetkili şu ifadeyi kullandı bakınız. Yayılmayla ilgili. Hı hı. 11 Ocak 2024 Lübnan'a yönelik olarak. Çok karmaşık bir alanda mücadele ediyoruz diyor Gazze ile ilgili olarak ancak daha önce yapmadığımız şeyleri yapacağız ve Lübnan'ı da aynı şekilde oraya gidip her şeyi yok edeceğiz. Lübnan cephesi uzun bir uzun bir savaş olacak. Bunları biraz dağınık olmakla birlikte alt alta koyduğumuzda İsrail'in ve arkasındaki ABD'nin tabi bunu asla yatsımıyoruz. Katil İsrail'in diye de sıfatlandıralım. Soykırımcı İsrail'in. Burada genişleme arzusu, hevesi, ideali ta 100 yıl önceden başlayan... Peki Türkiye ayağına geldiğimiz zaman, şimdi, şimdi şöyle baktığımız zaman AK Parti gerek MHP kulislerinde bu işte yumuşama süreci veya neyse işte uzatılan elden bahsettik. İsrail saldırılarının Orta Doğu'yu ateş çemberine alması ve bu ateşin Türkiye'de sıçrama ihtimali üzerinden haliyle değil mi evet. anlamlandırıyor? Bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin hani askeri gücü ortada. Hani şimdi bazı katı, sizler de katılırsınız bilmiyorum ama e, İsrail'in böyle bir şeyin hani e, eskilerin tabiriyle... Ece'li gelen fare kedi kuyruğuyla oynar gibi bir durum askeri güç olarak yeltenemez deniyor ama şimdi esas kaygı şu, Türkiye'nin, İsrail'in siyasi ve istihbari olarak hedef ülke olduğu vurgusu yapılıyor. Ve bu bağlamda, işte iç cephe vurgusu yapıyoruz, içeride bir karışıklık çıkarma gücü var mı? Bunu konuşalım. Gerçekten hani toplumsal bazı hadiseler oluyor ve bunun üzerinden gerçekten bir karışıklık çıkarma gücü var mı? Oraya da, oraya da geleceğim Yasin Bey. Biraz önce ilk kullandığım cümleye dikkatinizi çekiyorum. Bakın stratejik baskın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ön almaktan kastettiği, yani benim e, düşünceme göre uyanık olmak, iç çepenin bir arada olması gerektiğini vurguladığı e, ifade stratejik baskına uğramamak. Nedir bu stratejik baskın? Şöyle izninizle birkaç cümleyle gideyim. Şu anda o bölgeye baktığımızda, yani Lübnan çevresi, Gazze ve Orta Doğu, İran, İsrail hepsi dahil, Gördüğümüz şey şu. Ee, İsrail'in bir şey çatışmayı bölgeselden küresele yayma çabaları var. Ben öyle değerlendiriyorum ve kontrollü bir gerginlik şeklinde devam ediyor şu anda. Tırmanabilme olasılığı var. Onun da şu anda gerilimi içerisindeyiz. İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği konusunda şu içinde bulunduğumuz süredeki yapılacak olan faaliyetler bunu adını ortaya koyacak. Türkiye coğrafyası sadece Orta Doğu ile kaim değil. Şimdi baktığımızda neden iç cephe, neden Güçlü bir ordu. Neden? Ee, her, tam anlamıyla birlikte olabilmeyi vurgulamak gerekiyor stratejik baskın adına. Efendim kuzeyimizde devam eden bizi dolaylı yönden de olsa ilgilendiren bir Rusya-Ukrayna krizi var. Evet ara bulucuyuz. Evet barış yapılması için çok öndeyiz. Başat gücüz. Ancak bize sıçrama ihtimali olabileceğini minimal de olsa görmek gerekir oradaki gelişmelere göre. Yine efendim doğumuzda bir Kafkasya profili var ve biz bunu çok ciddi bir şekilde, başarılı bir şekilde yönetiyoruz. İran Doğu Akdeniz'deki enerji sorunları ve belki bu programda konuşacak mıyız bilmiyorum. Ege adalarındaki Yunanistan'ın şımarık hareketleri. Ya Hakan ve, da gidecek zaten. Evet evet çok gidecek. Başlıyor. Onu ben işte belki o bağlamda değerlendiririz. Geriye. Evet. Yani evet. bu minvalde bakıldığında sevgili Yasin şimdi Türkiye'nin bu bu anlamda e, stratejik bir baskına herhangi bir cepheden belki aynı anda iki cepheden de olabilir. Bakınız bunlar çok önemli. Yani biz bir tarafa niye odaklanıyoruz? O yüzden ordunun planlarını yaparken çok değerli komutanlar, planlayıcılar bir cephe değil, birden fazla cepheye yönelik olarak da çalışmalar yapılır. Tabii siyasi iradenin vereceği direktif çerçevesinde. Bu şeyden bakıldığında savunma sanayini güçlendirmek zorundasınız. Hı hı. Şimdi bakın günümüzde teknolojik sıçramaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Yani son 10 yılda muazzam harp silah araçlarında özellikle dijital devrim işin içerisine girmesiyle muharebe sahasının boyutu da değişti. Savaşın şekli şemali değişti. İstihbaratın çok öne çıktığı, meskun mahal muharebelerinin arttığı. Dolayısıyla bu şartlarda teknolojik yatırımlarını savunma sanayine doğru yatırım yapmayan ülkeler bölünmeye mahkumdur. Bölünür gider, kaybolur gider. Bak açık söyleyeyim ben size. O yatırımı doğru yapmazsanız, doğru teknolojik yatırımları Harekat alanının ihtiyaçlarını iyi belirleyip yapmazsanız parçalanır gidersiniz. İşte buradan şuraya geleceğiz. E, Türkiye Cumhuriyeti biraz önce Sayın Mehmet Bey ifade ettiler. E, bir yasa aç açığı var herhalde, hazırlığı var. Bu tamamen savunma sanayi. Şimdi biz diyoruz ki, e, işte Piri reislerimiz, Kağan'ımız ve diğer gurur duyduğumuz savunma sanayindeki yerli milli silahlarımızda bunun tabii ki doğal olarak bir maliyeti vardır. Bunun maliyet planlamacıları gerek silahlı kuvvetlerde gerek ilgili bakanlıklarda oturup birlikte bir çalışma yaptıklarında bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu bir milli konudur. Yani bunu siyasete malzeme yapmak kişisel kanaatim uygun olmadığını değerlendiriyorum. Ve veya bundan siyasi bir e, ne diyelim ona? bir farklı bir görüş veya da yararlanma. Gibi. Efendim? Siyasetten yararlanma. Siyasetten yararlanma, siyasetten bunu menfaat için çekip kenarından kızından çekmek hiç hoş bir şey değil. Ben, ben öyle değerlendiriyorum. Uygun olmadığını değerlendiriyorum. Mesela bununla ilgili bir tarihten bir örnek vereyim ben size. Efendim Sakarya Nehri'nin 100 kilometre doğusuna çekmişti Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Neden? Çünkü Yunan ordusu geldikçe ordunun teçhizatı, teşkilatı, yapısı gene o 100 kilometrelik doğuya çekildikten sonra bir toparlanma sürecine girdi. Ne kadar? Bir yıl. O dönemde tekalifi milliye kanunları çıktı. Yani milli ihtiyaçlar, tekliflerle ilgili her evden bir çarık, fanila vesaire asker tepeden tırnağa donatıldıktan sonra Harekat icra edildi, Sakarya Muharebesi kazanıldı. Yani harbin kendi içerisinde bir takım gerekçeleri vardır. Bu da bir tarihi bir örnek olarak değerlendirilir Ve hiçbir zaman içinde o zamanki ecdadımız mecliste kabul oyu vermiştir. Şimdi buradan bakıldığında… O zaman yine bu vergileri savunma sanayi için o zaman siz bu bağlamda değerlendiriyorsunuz. Şimdi bakınız böyle bir şeye ihtiyaç varsa bunu bunu siyaseten didiklenmesi hiç hoş bir şey değil. Şuna geleceğim. Savaş mı kapıda? Hayır. Ama bir şey vardır, bir cümle vardır. istiyor istiyorsan sulhü salah hazır ol cenge der atalarımız öyle biliyorum. Yanlış da ifade evet. etmedim. Dolayısıyla bugünden itibaren siz biraz önce saymış olduğum Türkiye coğrafyasının civarındaki şöyle dünyaya bir geri çekilip bakalım Yasin Bey küresel böyle önümüze alalım küreyi baktığımızda dünyadaki önemli kriz şeyleri noktalı çevremizin. sınırlarımızın civarında. Evet. E, şimdi biz böyle oturup burada Aa, orada bir şey varmış buna. Hele ki Şam'ı Şam, Şam hedeflerse hele ki olay daha da grift hale gelecek. Şimdi son, birkaç bir cümle, cümle... cümle... Müsaadenizle. Toparlarsanız. Ya, herhalde an... toparlarım tabii ki. Yok haritaya geçeceğiz. Yok anlatırım e, evet. Yasin Bey problem değil. Şöyle yani bu resmi iyi okumak gerekiyor. Şimdi bakınız her Herzog şey İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yumuşatma adına 3 gün önce yanılmıyorsam. Şöyle bir ifade kullandı. İzninizle buradan okumak istiyorum. İsrail'in hiçbir zaman Türkiye yönelik askeri bir planı olmadığını açıkça belirtiyorum. Türk halkına saygı duyuyoruz. Halklarımız arasında kurulmuş ilişkilerimiz, dostluğumuz var. E, güzel diyorsun da kardeşim yayılarak yürüyorsun ileriye. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın. Ya yani bunlar bizim e, gücümüzün e, böyle bir daha doğrusu farklı istikametlere teksip edebilme adına söylenen sözler. Son cümle şuna bakacağız. Hı hı. ez cümle şuna bakmak lazım. Türkiye bir o cümle. Son cümle bir stratejik baskına uğramamak maksadıyla. Bakınız bu e, uluslararası ilişkilerde değişik lokasyonlarda işbirliği içerisinde olabilirsiniz ama değişik lokasyonlarda, bölgelerde de rekabet halinde olacaksınız. Bu sizin bütün tehlikelere karşı A coğrafyasında hafif B coğrafyasında daha güçlü olmanız gerektirmez. Her an her yerde e, yaşanacak olan şeylere e, hazırlıklı olmak lazım. İç ayaklanmayla ilgili bir konu söyleyeceğim. Evet. Ben böyle bir ihtimalin böyle birileri kaşılmasa bile şu andaki Türkiye Cumhuriyeti içerisinde çok olası görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelede çok önemli adımlar kat etti. Yasin Bey, son Hı. bir cümle daha izninizle. Lütfen. Terörle mücadele konsepti değişmiştir. E, tabii ki 1983'ten günümüze o bölgede görev yapan, terörle mücadele etmiş herkesi, rahmeti rahmana kavuş, herkesi saygıyla, minnetle yad ediyor. Ama şu anda e, alanın istekleri, teknolojik gelişmeler, Türkiye'nin diğer ülkelerle göstermiş olduğu, yaşamış olduğu rasyonel politikalar çerçevesinde terörle mücadele ülke, ülke içerisinde çok ama çok Peki. az seviyeye indirilmiş ama şu anda da başarıyla devam etmektedir ülke sınırları dışında. Şimdi ne eklersin? Şimdi bir de şunu da ekleyeyim ben de. Son 4 yılda 200'e yakın e, kişi İsrail ajanı suçlamasıyla soruşturuldu, e, soruşturma altına alındı veya tutuklandı. Bunu da hani bir dipnot olarak da değerlendirerek hani e, ekleme yaparsa anlattıklarına katılıyorum. Çok Yani Herzog her ne kadar edildi. askeri olarak evet iyi ilişkilerimiz var askeri güç olarak orantı bile De, yapamayız. Karşılaştırma bile yapamayız evet, Bu ola, olayları Üstün, açık ara üstünüz yani o konuda. Doğru doğru. O, ama şu, şimdi öyle. Şimdi Çok özür dilerim Cem Bey. Çok özür dilerim. E, ne demek ben? ben onu yaz camı e, şey, ne demek Şöyle ya? ki bakın. Karadan bir savaş ihtimali çok şey değil. Onu onu karıştırmasın izleyenler bizi. Yani İsrail'in tören geçişi gibi yaparak elini kolunu sallayarak efendim işte Suriye harekat alanından geçmesi. İsrail Suriye coğrafyasına ulaştığı an girmeye başladığı anda bile bizim yasal savunma hakkımız doğar. Bunu unutmasın hiç kimse. Böyle bir dipnotta var. Yani, yani çok önemli, önemli bir şey. Önemli bir Şimdi nokta. Ben, Cem küçük. Bakın komutanımızın anlattığı yerlerden katılıyorum. Birkaç tarihten de örnek vereyim. Şimdi bizim niye içeride çok güçlü olmamız lazım söyle olarak? Evet. Dün Baskın Oran'ın Türk Dış Politikası kitabında gördüm. Zaten bildiğim bir şeydi ama daha detayını öğreneyim diye. 1998 yılında yani refah yol yıkılıyor 97'de. Anasol M hükümeti kuruluyor. Mesut Yılmaz Başbakan rahmetli. Amerikan Büyükelçisi ile o zaman Amerikan Başkanı maalesef bizim başbakanlarımızı çok muhatap kabul etmiyordu. Yani bu Mesut Bey'e ait bir şey değil. Tansu Hanım için kabul ediyor ama işine geldiğinde. Biz Amerika'dan bazı silahlar istiyoruz PKK'ya la mücadele için o dönemde daha önceden yakalanmamış. Bize bazı silahlar veriyor. Bu İHA'lar hani o zaman işte Heron'lar daha yeni yeni dünyada da yeni yeni kavramlar 91'de bunlar başladı. İşte Video kullanma sınırı Tabii, 67, getiriyor. Hani, İHA'ların şey 67 savaşı yani hmm. Vietnam savaşı ile gözlem uçağı olarak başladı ama 91'de silahlı olanları yapıldı Amerika, İsrail, evet. İlter'e. bakın o onları istiyor. Hayır diyor ben diyor size diyor, bu kadar silah vereceğim diyor. Ama diyor işte ben bunları da istiyorum. Bakın büyükelçi işinize gelirse diyor. İster al ister alma diyor yani ve şey. Şimdi bakın Türkiye sonra PKK'nın bize olan zararı ortada. 99'da Öcalan yakalandı ama sonra da mücadele devam etti. Şimdi bunu yarın bir güne de hazırlıklı olmak için ben mesela savunma sanayinin için 750 lira alınmasını şöyle destekliyorum bir defaya mahsus olarak. İnsanların itirazı olabilir. Saygı duyuyorum. Ama bu eğer şimdi askerin iyi değilse, istihbaratın iyi değilse, elinde silahların, teçhizatın yoksa bu olmaz. Şimdi rahmetli Mahir kaynak ne derdi? Benim 60 70 yıllarda Mossad'ın CIA'in işte acemiliklerini attığı yer Türkiye'ydi ajanlarının. Şimdi o yok işte 200 kişi yakaladı. Bilmediklerimiz de vardır. Bak emin ol yani bize yansıtılmayan önemli kişiler de yakalanmıştır ki onun devamı gelsin. Biz bir kısmını biliyoruz. Bunu biliyorum yani bize bir kısmı söyleniyor bunların. E, hal o da doğru bir stratejidir. Yani Türkiye bunları yakalıyor. Şimdi Türkiye'nin elinde yani bu İHA'lar, SİHA'lar olmasa Mesela biz terörle mücadelede yurt içinde bu kadar başarılı olamaz e, şu an sayı 50'ye düştü. Burada evet. tabii ki lider Erdoğan'ın liderliği başarı var. Dönemin dışişleri bakanı Süleyman Soylu'nun, MIT'in, Jandarma, Ordu, Emniyet herkesin katkısı var. Şimdiki yönetimin de öyle ama İHA SİHA olmasa ya yani liderlik de burada önemli. Ya savunma sanayi 2002'de 1 milyar dolardı. Şimdi 14 milyar dolar değerinde. Şimdi bak dünyanın yabancı gazetelere bakalım. Hakikaten en iyilerinden biri Selçuk Bayraktar yapıyor. İHA ve SİHA'ların işte yerli uçak motoru, işte denizden atılan İHA'lar, torpidolar, çok şey ya gemiler, TCG Anadolu'nun o gemiler yapılıyor. Ve Türkiye bir tek havada biraz eksiğimiz var. O yüzden bu F-35'ler, F-16'ları o yüzden istiyoruz. O da 2028'den 30'dan sonra seri üretime geçtiği zaman olacak. Bakın başkasına muhtaç olursan şimdi... İsrail'in bu politikalar, bizim silahımız yok. Amerika'dan istedik, Almanya'dan. E, vermem dedi. Dağlık Karabağ'da bu Eurofighter'la ilgili bir Bakın şunu söyleyeceğim gez... dağlık bakın onu ne zaman iptal ilk dağlık Karabağ'da biz 2020'de 21'de Azerbaycan'ın yanında durduk. O savaşı kazandırdık. Yani Türkiye'nin katkısıyla Azerbaycan kazandı. Ama ne oldu? Kanada gözü vermedi. Hatırlayın İHA'ların. Eurofighter programına bizi çıkardılar. Şimdi öyle bir durumda yarım gün İsrail yani sınırlarımızda bir ateş olsa bize gelse nereden silah kendin yok. E ne olacak? E dışarı sana vermez ki. İngiltere vermez İsviçre <laughs> evet. iyi bir silah üreticisidir. Vermez. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şeylerle alakalı olarak da dış politika yani İsrail'e bakın. İsrail şöyle şimdi i̇şte Bu bölgede İsrail'in müttefiki, Amerika'nın müttefiki kim bir numara? İsrail. Araplar da müttefik ama o kadar değil. Bak bir not geçen hafta burada konuştuk. Araplar yani, herhangi bir Amerikan saldırı sırasında üstleri kullandırma izledi. Bakın bu çok önemli bir karar. İran'la görüştüler. İran dışişleri Peseşkiyan hem Katar'a hem Arabistan'a gitti. Orada görüşmeler yaptı ve Araplar üstleri kullandırma izledi. Suudi Arabistan, BAE, diğerleri. En büyük müttefik kim burada Amerika'nın? İsrail. Bir numarası so. Yani diğerleri de. PKK bize saldırdığı takdirde MacGregor ne dedi? Biz PKK'yı bunun içine yetiyoruz. Yani bir gün Türkiye'ye saldırsın diye. Hani 91'de gelen albayın çekil güce biz buraya Kürt devleti kurmaya geldik. Türkiye'yi zayıflatmak için geldik demesi gibi. Güneri Civaoğlu'na rahmetli gazeteciye demesi gibi. Bunu da hatırladım. Şimdi PKK bize saldırdığında biz cevap verdiğimizde öyle bir savaş durumu çıktı. Bize kim saldırır? İsrail saldırır. Yani İsrail ben Türkiye ile savaşayım der mi? Çünkü onun patronu Amerika zaten. Yani ona silah veren. Bakın daha 8.9 milyar dolar verdi. Almanya'yı zorluyor. Fransa'yı çok ikna edemiyor kendi şeyinden dolayı ama İngilizler bir ara yasak koydu kaldırdılar. Tekrar silah vermeye başladılar. Dolayısıyla bunları da görmek lazım. E başka bir şey daha ya Maliye Bakanları ki bakın o Stormich galiba adı. Hmm. Mesela orada bakın şeyde bütün İsrail'deki şeyi o yapıyormuş. Bütçeyi. Yani nereye ne harcanacak o veriyor. Hani o Mossad filminde bir herif var ya bana fatura getir diyor hani evet. ne kadar para harca. Onun gibi bu adam her şeyi faturalı yapıyormuş ve şey para o dağıtıyor. Stormich. Bakın ne dedi? Bir de kipayla dolaşıyor. Biz dedi Ürdün, Su Irak, İran, Lübnan, Suriye buraları kapsayan bir hayalimiz devam ediyor. Türkiye'yi söylemiyor. Şundan söylemiyor. Türkiye'nin gücü şimdi aşıyor şeyi. Yani Türkiye'nin onun bir karşılığı olacağını biliyor. O yüzden de bunu söylüyor. Ya Peki siz duydunuz mu mesela Netanyahu'dan böyle bir şey yok diye. Bir tek Herzog Hı. Cumhurbaşkanı dedi ki ya dedi hani o kadar değil. Bu şimdi gerçek değil dedi ama dolayısıyla şey olması doğru değil. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şu, Son araya gideceğim ama da, devam edeceğiz. Deprem, şu şey nasıl çıktı onu da anlatayım bildiğim için. 750 lira. Bakın ordu, MİT hepsi Cumhurbaşkanımıza savunma sanayinin güçlenmesi için diye bir rapor veriyorlar. Bak bu bir tam net bilgidir. Bir rapor veriliyor. Ve bunun için bazı harcamalar yapmak lazım. İHA, SİHA, işte böyle aptalca yorumlar var. Çok özür dilerim. Yok Selçuk Bayraktar'a para aktarılacak diye FETÖ'cü hesaplar, bazı muhalif hesaplar hemen öyle zannediyorlar. Sanki ya Selçuk Bayraktar sadece yurt dışına yapsa yetişemiyor yani adamcağız. Hani oradan alsa dünyanın parasını alıyorlar. zaten? Yani. Sene dolu o baklar. 2028'e kadar dolu yani adam Belki, evet. 4 sene dolu. Hani zaten paraya ihtiyacı yok. Yani şey dolmuş. Bakın orada ne yapalım diyorlar. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan yetki veriyor. Hı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bir toplanıyor. Şu, bu kredi kartları Hı. ve ev şey çıkıyor. Dolayısıyla hani bu Hazine Maliye Bakanlığı değil. Bunu Peki. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası ve isteği üzerine bu oldu. İşte bir, bakalım. Bir iki notum daha var ama soruyorum. Lütfen. Yani unutma sakın. bir virgül koyalım efendim. Daha sonra eğer şama gelirse Çağlar Hocamın da söylediği gibi Türkiye'nin zaten müdahale hakkı olabilir. Gerçi Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Suriye için daha etkili tedbirler alması elzem. Neler oluyor bitiyor konuşmayı sürdüreceğiz kısa bir mola. Güç oyununda birlikteliğimiz devam ediyor. Cem Küçük ekleyeceğin şeyler vardı. ilgili bakın gene Hakan Bey'den dinlediğim bir şey anlatmak istiyorum. Bu önemli daha önce birkaç kere ekranlarda anlattım bunu ama önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın çözüm süreci hem Hakan Bey hem Emre Taner Bey eski bu Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük projesidir demişler. Bence de öyleydi. Hakikaten başarılı olsaydı yani Türkiye'nin hem rolü bölgede hem başarısı çok önemli olacaktı. Yani Kürtlerle Türklerin bir arada yani Irak'taki Kürtlerle de İran'da, Suriye'de de bir birliktelik anlamında, işbirliği anlamında olumlu olacak. Onu Amerika bitirdi. Bakın nasıl bitirdiklerini söyleyeyim size. Yani bunu az önce söyleyin birinci ağızdan dinlediğim için. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim 2014 Kobani düşü düşüyor lafı. Tamamen yanlış anla yani kasıtlı yanlış anlaşılan. Yani Erdoğan burayı o zaman işi ter yeri düşürüyordu. DH evet. burayı da düşürdü diye. Onu Kürt kökenli vatandaşlarımız Türkiye'de de yanlış anlaşıldı o. Olabilir ve 7 7 Haziran seçimlerinde AK Parti bir tek parti şeyini kaybetti. Bakın 7 Ekim o Kobani düşü düşüyor sonra e, Selahattin Demirtaş Amerika'ya çağrılıyor. Bakın hatırlayın bir Amerika seyahati var. Hmm. Orada David Phillips, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Amerika'nın Biraz geri planda gibi duran ama önemli işlerini gören bir David Phillips. Hala Dışişleri Bakanlığındadır. O şey diyor ki Demirtaş'a bakın resmidir bu. Ya sen 40 yaşındasın o zaman. Bölgede 40 milyon Kürt var. Bir de bizim işte Suriye'de işte bir devlet kuruyoruz. Hani bir yaşam, yani öyle demiyor tabii. Bir planlarımız var. İran'da kuzey o zaman referandum daha 2017 olmamış. Hani denediler ya referandum. 2014'den bahsediyorum ama referandum 2017 idi. Ya Öcalan da ölecek. Yaşı da 70'e geldi. Sen de 40 yaşındasın. Bunların lideri olursan bu çözüm süreci filan bunlar değil. Bu arada Avrupalılar da gene Osman Kavala'ya işte ya bu Kürt yani bu devletin verdikleriyle mi yetineceksiniz? Bak siz hani vurarak her şeyi aldınız yani işte bu çözüm süreci de neymiş? İşte seni başkan yaptırmayacağız dedi. Hem çözüm sürecini bitirdiler. Bakın bu bu, bu şeyle Amerika'nın dahilini söylüyorum. Bitirdiler. Amerika, Kavala da Osmanlı Avrupa'nın adamıdır. Yani onun üzerinden de HDP'ye etki ettiler. Ve çözüm süreci böylece ilmik ilmik dokunan, bence başarılı olması çok muhtemeldi. Ve PKK'ya 7 Haziran'dan sonra iki tane e, Ceylanpınar ilçesinde polisimizin, bekar polisimizin şehit edilmesiyle başlayan bir süreçtir. Bakın onu bile... Efendim işte hükümet 7 Haziran'ı kaybetti. Seçimleri kazanmak için her yere bomba koydu. Veya bunları ödül, Devleti bile suçlayan oldu. Halbuki PKK bütün her şeyi örgütlemiş, şey e, üstlenmiş. Demirtaşlar da o zaman işte hükümet gazetelerini böyle yırtıp bunların gazetelerini el koyacağız. Paçavra, işte Yeni Şafak, Star, Akşam, Sabah o zaman bunları Türkiye şey yapan bir durum vardı. Bunlar izleyicilerimiz tarafından yani şey bilinsin çözüm sürecini PKK Peki. bitirdi. Amerika ve Avrupa istediği için ve hatırlayın bir son cümle. Bakın 2013 Ağustos e, pardon 24, 24 Aralık 2013 17-25 Aralık'ta başlamış bu arada sayın Cumhurbaşkanımızın tweetleri var. Sınırımızın diğer tarafında bir PKK devleti kurdurmayacağız diye. Bakın 2013'te o gireceğiz zaten. Şimdi işte bakın bu sayın yani Erdoğan bunları yeni söylemiyor. Yani ya canım buradaki Suriyeli Kürtlerin size ne zararı var? Ya Oradaki Kürtlerin bize bir zararı yok. Oradaki Kürt vatandaşlara demiyoruz. Ama 60 bin kişilik bir PKK <laughs> ordusu var. Bunun görülmesi lazım. Peki. Şimdi e, Çağlar Hocam bir kalkalım mı? Bölgeyi bir analiz edelim. Rica etsin. Tabii, Tabii ki. Yani. Buyurun. Şimdi e, konuşulan konu. E, şimdi İran'a bir saldırı olur mu? Bunun zaten bir... E, Muhakemesi yapılıyor. İçerisi. Biden Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi zaten mevcut. Bu konuda anlaştıklarını söylüyorlar ama e, seçime 4 haftadan az kaldı değil mi Amerika'daki? Evet. Şimdi evet. haliyle nükleer tesisler olamaz. <laughs> bu, bu seçimleri de etkileyici şeyler. Petrol o da olamaz çünkü petrol fiyatlarının yükselmesinden... Olamaz anlayayım. diye bir şey değil mi abi siz olmaz hani olmaz. E, yorum, yorumlar o olmaz beklersin. olur artık o dedi. İsrail'den her şeyi beklersin, yeter ki e, anlaştı diyor. Neye anlaştı? İsrail'i bu mesela Netanyahu'ya desen ki, kardeşim biz sana Trump'ın seçileceğini garanti ediyoruz. Ha, o zaman. Tahranı vur. Vurur. O, o dedi. Bu kadar. Bu kadar. Aydın bir de kaç kere açığa düştü yani Gazze ateşkes konusunda. Aynen. Ha yapmaz başka. Kaç kere atık kes. Biden olabilir. planlı Aynen. olarak açıklandı. 3. Ya üç Trump demedi mi? Mehmet. Plan diye git nükleer şeyleri vur demedi mi? Evet. Evet tamam işte. Açık yol bu yani. Hani ne olduğunu görelim. Öyle bizi rahatsız eden burada şu değil. Ee, İran'ı ölçüsüz vurur. Ölçüsüz vurur. Bu Amerika'yı peşinden sürükler. Bak İran'ın üzerine kim giderse girsin Rusya ve şey şimdi burada şeysiz kalmaz. Bunu da kimse yani üçü birden birbirine nükleer silah fırlatır anlamında ben uzun yazdım bunu tamam mı? Yani müdahale etmez hani bizim böl bu bölge iyiden iyiye karışır. Yani biz bunu istemiyoruz. Net. Hamaney, İsrail bazı yetkililer Hamaney'i de hedefte diyor dini lider. Eğer öyle bir durum olsa... Hamaney'i vuracak, o. vuracaklar nükleer santrali 10 kere vurur. O derece. yani evet. İsmail Haniye vurul öldürüldüğünde Temmuz'du değil mi? Evet. Bakın ben memleketteydim. Mesela o zaman bağlantı yaptık. İnan, mesela emin misiniz İran'da Haniye'yi vurmamışlardır. Canım dedim mesela. O, o kadar da değildir dedik. Yani ama... siyasi bir kişilik. Neticede e, İsmail Hani'ye siyasi bir kişilikti. Ama onu da ve Tahran da vurdu. O zaman ya yani, de hedef alınması işte çok zor olur. Korkutma olamaz. da olabilir ama bunu bakın Mossad hesapları ben paylaşıyorum Twitter'da isim isim onlar kendini belli zaten gizli değiller. Ama Hamani'nin öldürü öldürüleceğini söylüyorlar. O derece. Bir de onları Aslında bunu ilerleyen değineceğiz. Bak bugün şöyle aslında bir şey oldu. ilgili de çok enteresan şeyler Amerika, şeyler var. İran kamuoyunda İsrail'e elindeki Mesela en yüksek şeyi İran'dan vereceğini söyledi. En yüksek hava savunma sistemini. Yani onları herkese vermiyor. Bir tane Japonlar da var, iki tane Japonlar da var. Şimdi İsrail'e getiriyor. Bu yanlışsam şey, THAAD diye bir sistem bu. Tamam bu dışarıdan atmosferin üstünden gelenleri de vuracak kadar bu son şeyden derslerini ya, aldıkları şey için yani. e, İran saldırısından derslerini aldıkları için yani onlarda hiç şey yok bak. Yani bu haberler bile rahatsız edici. Hı -hı. Bu arada Kudüs gücü komutanı tutuklu değil mi abi? İrhan'da. Yani göz şeyde e, sorgulaması devam hani... ediyor. Yani bizi bulamıyoruz abi. Kudüs abi gücü şey... komutanının dengi nedir bizde? Yani şey midir? Özel Harp Dairesi midir? Yok yok. Özel kuvvetler bayağı ordu gibi yani. Hayır hayır. Farklı. Yani mesela 1. Ordu mu? Çok önemli bir adam. Hayır, adam. Yani Hayır şöyle söyle. öyle değil. Ee, şey, e, önemli bir Cende insan anlamında. 1. Ordu bizim milli hudutlarımız içerisinde olan. O Kudüs gücü dediği daha dışarıdaki... Mit gibi diyelim. Yani, yani onun bir parçası gibi. Yeni hak bir, bir şey önemli. mit de tamam. demeyelim. Bak onun komutanı bir hafta 10 gündür gözaltında tutuluyor. Evet. Şeyin yerine gelen Bak, kişi de, biliyorsunuz. Süleyman'ın. Kasım Süleyman'ın yerine, çok yerine, yerine bir gelen çok önemli bir adam yani. Onun ajan olup Nasallı'nın yerini onun söyleyip 80 kilo bomba attığını... Bakın 80 kilo bomba attı. Çok enteresan aslında dediğin o Amerika ile aslında Pezeşkiyan'la birlikte bir yumuşama Şimdi, dönemine mi girdi acaba? Hayır, bakın, hani hep diyoruz, diyoruz ya İran Amerika anlaştı da. Yok yok. Nasrallah'a Nasrallah mesela İran mı sattı? Hayır, hayır. Bir, bir polemik de dönüyor. İşte o Kudüs gücü komutanı şu an İsrail-İran yargısı tarafından göz tutuluyor. Kudüs gücü komutanı şöyle Nasrallah toplantılarını kimsenin bilmediği apartman dairelerinin bodrum katında yapıyormuş. Kimsenin bilmediği. Yani atıyorum Bağcılar'da bir yer atıyorum etilerde bir yer veya avcılar hani öyle bir şey yapıyor adam. Onun yerini bilen çok az kişi varmış. Kudüs gücü komutanlardan biri. Bir şey daha söyleyeyim. Bir de İran medyasında okuyorum ben bunları yaban. Mesela diasporadaki İranlılardan yurt dışında yaşayan Amerika'da filan Frans 24'de çıkıyorlar ya Halit Meşal'den de şüphe ediyorlar. O derece artık. Yani Halit Meşal'i niye öldürmedi? Belki de ters psikoloji hani, mi yani? Belki, belki de ama Katar'da. Evet evet yok ama hani ben o, o adam öyledir diye ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama ya öyle, işte bu savaşın getirdiği herkes hani haini başladı. Yani. Yani. haniyeye İran'a yani gittiği ama... için İran'da o sabotajı suikasti yaptılar ben yani Halit Mesar gitseydi o da hedef olurdu bence peki evet. bölgeye bir bakalım Çağlar Hocam. şimdi siz önemli bir cümle söylediniz Cumhurbaşkanı'nın da özellikle Şam konusunda hedef alınırsa girme burada Rusya faktörü var. Ona rağmen böyle bir şeyi göze alabilir mi? Ya gerçekten o, o zaman 3. Dünya Savaşı'nı resmen herhalde Dersin, görmüş oluruz çok diye düşünüyorum. ]iz. Çünkü bunun dışında İran'a vurma ihtimalinden bahsediyoruz. Rusya'dan açıklama geldi. Bu bölgesel büyük bir provokasyon. provokasyon olur dedi. Provokasyon abi. dendi. ilk defa resmi bir açıklama geldi. Çin hala sessiz. O ayrı. Ee, ne dersiniz şimdi bölgeyi bir... Analiz edelim. Şimdi e, önce küreselden daraltarak gelelim. Çok kısa küreselden gelelim. Önce dünyada şu anda biraz önce ifade etmiş olduğum üzere çok katmanlı bir tehdit ortamında kontrollü olarak gerginliğin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Tırmanma emareleri görüyoruz. Herkes birbirini tehdit ediyor. İran'ı da hatırlayalım bu arada. Lütfen evet, unutmayın. İran ne dedi? Amerikan üstleri, bütün destek veren Arap ülkeleri de dahil tamam. hepsini vuracağım dedi. Evet. Şimdi… Gazze bölgesinde bir yıldan beri devam eden bu soykırımın neticesinde İsrail, bölge bölge gidelim. İsrail bu yayılır mı ya adım adım ilerleyeceğim evet. izninizle Yasin Buyurun. Bey. Buyurun lütfen. Gazze bölgesinde bir yıldan beri yapılan soykırım neticesinde sayılara girmeyeceğim. Canımızı yakan, bizi üzen sayılar var orada ama %90'ını oranın tarumar etmiş, yıkmış bir bölgede. Ama ancak şu var ki bazı analistler bunu farklı düşünüyor. Ben daha farklı düşünüyorum. İsrail'in e, İDF yani İsrail Savunma Kuvvetleri ya da İsrail hükümeti, soykırımcı İsrail, oradaki siyasi hedefini ve asker hedefini henüz gerçekleştiremedi ve rehineleri kurtaramadı. Orada 60-70 şehre daha var. Birinci durum bu. O bölgeyi sönümlendirip, dondurup oradaki faaliyetlerine devam ederken, evet. efendim Lübnan cephesini açtı. Biraz önce ifade etmiş olduğum Ocak 2024'te o zamanki savunma, e, halen de öyle Galant, e, Yukarıya doğru bir cephe açılacağını, Lübnan'a da taş üstünde taş bırakmayacağız şeklinde bir ana fikrini ortaya koymuştu. Bu nedir? Genişletme arzusuydu. Bir sene önceden, bakınız. Bir sene önceden. Tabii İsrail ve iki, yüz, iki yüzlü politikalarıyla e, sürekli olarak gördüğümüz ABD ve Batı, hmm. burada çok objektif ifade etmek lazım. Bir taraftan soy, e, e, sivil kayıplarına çok üzüldüğünü ifade ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde asla ve kata, buraya ateşkesin getirilmesi yönelik olumlu bir adım atmayarak bir nevi katliamı desteklemiştir ve soykırım suçunu da soykırım suçuna da alet olmuştur. Evet. Şimdi İsrail'in bu bölgede Nisan ayında çatışmayı ve bölgesel çatış hatta şu konuşuluyordu. İsrail'in civar ülkelere yapacağı yıkıcı bir saldırının bölgesel çatışmayı bir anda çok kısa süre içerisinde çok geniş bir atmosfere yayabileceği öngörülüyordu. Ki Nisan ayında biz ne hatırladık? Ee, İsrail efendim Suriye'deki İran başkonsolosluğunu yani hı hı. İran topraklarını vurduktan sonra İran'ın karşılık vermesi ve daha sonra sönümlenmesi oldu. Bu esnada ortaya şu çıktı. Her iki ülkenin de birbirini vurabileceği ve evet. hava savunması yönelik olarak e, hava eee vasıtalarının etkin bir şekilde kullanabileceği ortaya çıktı. Önemliydi. Ancak İsrail o zaman e, özür dilerim İran şu ifadeyi kullandı. Biz attık, vurduk. Bizim için yeterli ve eğilmesini istemedi. Aradan geçen süre zarfında İsrail'in Lübnan cephesini açması geçen haftalarda ve bu e, şeyin e, çatışmanın yayılmasının arkasındaki sebep ve amaçlarının şu olduğunu değerlendirmek lazım. Elbette şunu şunu unutmamak gerekir. İsrail kuzeye kadar çıkar da Suriye'den oradan da Türkiye'ye bir tehdit oluşturur mu? Bu o kadar kolay bir şey değil. Bir niyet olabilir. Ancak neden sana, peki? Efendim nedeni şu. Şimdi Hepimizin bildiği o cümlenin arkasına saklanmak istemiyoruz ama gerçek bu. Bir arzu mevut safsatası onlara göre. Ama bir planı var. Bize göre safsata. ters söyledim. Şimdi bakınız. şey Bunu çok iyi yakalamak lazım Yasin Bey. İsrail 1948'de mi kuruldu? Evet. Ama daha da evvelinden beri bölgeyi Filistinsizleştirme ve topraklarını genişletme ve ilhak etme arzusunu maksadından hiçbir zaman için vazgeçmedi. Hep söylüyorum haritaya getirelim eğer varsa bakalım nereden nereye geldiler. Şimdi de aynı şekilde e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda e, katil Netanyahu bir harita gösterdi. Orada bakın Gazze yok. Yani ifade ediyor onu yapacağını. Onlar artık bir şekilde genişleteceğini ifade ediyor. Burada tabii İsrail'in kendi jeopolitik gerçekleri var. Birincisi Geniş bir coğrafyaya hükmetmek, orayı daha ele geçirmek. İkincisi su kaynaklarına yani 2006'da çıktığı bölge olan Litani Nehri'ne tekrar ulaşarak su kaynaklarını ele geçirmek. Bir üçüncüsünü de İsrail söylemedi ama bunu kim söyledi biliyor musunuz? Amerikalı bir albay, eski savunma bakanı soyadı McGregor adam aynen şöyle söyledi. Biz PKK'yı ve YPG'yi ile birlikte Türkiye'ye karşı kullanabilmek için eğittik ve yetiştirdik dedi. Bakın bu resmi bir ifadedir. O zaman Herzog'un söylediği gibi biz evet Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz ama işte aracı vekalet savaşıyla Türkiye'yi tehdit edecek. Hiç inandırıcı olmayan bir cümle. Evet. Çünkü Amerika'nın yetkili bir savunma bakanı danışmanı bu cümleyi söylüyorsa o zaman şuraya geleceğiz işte. Nereyle birleşiyor bu? Bu öykü evet. ya da bu amaç maksat niye nereyle örtüşüyor? Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda şu bölgede kurulan onlara göre arz-ı içerisinde olan ve Irak coğrafyasında kapsayacak olan bir bizim literatürümüze artık girdi. Bir teröristanın kurulmasıyla bağdaşıyor bu olay. Şimdi Suriye'nin, Fırat'ın doğusunda 900 tane Amerikan askeri falan deniliyor ama bu Amerikan askeri sayısıyla bunu görmeyiniz. O bölgede bulunan PKK, YPG ya da Amerikalıların takmış olduğu ifadeyle, kullandığı ifadeyle Suriye demokratik güçleri dediler ki evet. demokratik koyarsak Türkiye'den daha az tepki alırız diye böyle bir ifade kullanılıyor. Hı hı. Bu bölgede otonomik özerk bir yapının Otonom bir yapının hatta özerk bir devletin kurulma aşamaları yıllardan beri devam ediyor. Şimdi esas onların canını yakan nokta şu. Biz Türk devlet aklı olarak burada oynanan oyunu, çok e, yuvarlak konuşmuyorum. Bakın buradaki amaçlarını, niyetlerini net olarak anlamış durumdayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi koyuyor. Herkes şöyle algılıyor herhalde. Ya İsrail burada, efendim Tel Aviv'den Beyrut arası 2 212 kilometre. İşte bir şey olmaz. Hayır. Bu ana bakmayacaksınız. Askerlikte mütahkik harekat denen bir kavram vardır. Yani kısa, orta, uzun vadeli. Efendim, siz bugün cariyi yaşarsanız var olanı yaşarken, ama siz daha uzak vadeli hedeflerinizin de planlamasını yapmak. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz Çağlar hocam? Ee, tehlikeyi sınıra yaklaşmadan önce bertaraf edebilmek ve durdurabilmek. Evet, tabii, öyle de diyebilirsiniz. Ancak şunu görmek. Var mı bir hamle peki? Efendim, şu ki anda... hani şu anda evet eee Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği yani, gibi 2,5 saat eee operasyonlar yapılmamış olsaydı terör tehdidi Türkiye topraklarından uzaklaştırılabilir miydi? Yani değildi. Ya e, Irak için orayla Ayşe, demek istediğim nokta şurayla bağlantı kurabilir misiniz? Yani İsrail'i önleme, absorbe edebilmek için hamle yapıyor mu Türkiye? Gayet tabii. Bakın onu da etkiler. Domino taşı etkisi yapar. Şöyle göstereyim. Ya yani bizim bilmediğimiz bir istifhari hayır, olarak hayır, hayır, şöyle yapalım. çok güzel bir soru sordunuz Yasin Bey. Bakınız. eee Irak coğrafyası değil mi? Evet. Irak'ta biraz. biz ne yaptık? Evet. Sınırın 30 40 şu e, garanın altına, şu şu alandaki bölgeye kadar, 30 ila 40 kilometre aşağıya kadar Irak'la yapılan anlaşma çerçevesinde terörle mücadele, mutabakat, zaptı ve öncesinde de terörle mücadelede ortaklaş, hareket etme adına biz şu evet. bölgelerde pençe serisi harekatları 2019'dan beri yapıyoruz. Bir şey kaldı, kilit o da Sayın Milli Bakanımız, komutanımızın ifadesiyle çok kısa sürede kapanacak. Aynı şekilde... 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yıpranan ama bundan çok güçlü bir şekilde çıkan kahraman Türk ordusunun Suriye harekat alanında da Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla şu bölgede, bakınız şu bölgede göstermiş olduğum alanda bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Bu güvenlik koridoru İsrail'in sözde hayalindeki kuzeye doğru açılımına bir set oluşturuyor. Evet. Mesele burası. Şimdi eğer biz bunları Sevgili Acet'in dediği gibi yüzde yüz katılıyorum. Eğer bunlar yapılmasaydı İsrail elini kolunu sallayarak çok mutlu bir şekilde buraya doğru hareketlenirdi. İşte burada yani milli güvenlik konularında yani e, biraz daha sinir uçlarına dokunmadan Türkiye'deki yaşayan bütün e, kıymetli politikacıların hepsini bunu böyle okumasında fayda var. Böyle görmek lazım. Hani şu cümle çok üzücü bakınız. Ben onu söyleyeyim. Mesela? Mesela. Ne işimiz var Suriye'de cümlesi. Çok yani gerçekten olayı İyi analiz edememek diye düşünüyorum. Bir de ben taraf değilim ama öz, özür diyerek söylüyorum, o da eski bir e, stratejist diye biliyorum ben. İşte e, Mavi Vatan'ın safsata mı dedi, yanlış Masal. mı? Masal. Masal dedi. Tamam. Bunlar çok, bakın bunlar reel politik gerçekler değil. İşte şimdi yayılma konusuna gelelim. Çok özür dilerim, dağıtmayayım. Lütfen. Şu anda içinde bulunduğumuz an itibariyle İsrail'in vereceği cevap, işte Biden'la Netanyahu'nun görüşmesi… E, mümkünse sivil kayıpları azaltalım. Biden'ın <laughs> ifadesi affedersiniz. İşte e, nükleer tesisler mi? Petrol nükleer tesisleri vurursa 3. Dünya Savaşı gül oynaya çıkar. Hiç kaçar yok. Çünkü İran bugün şu cevabı verdi. Göze göz, dişe diş. Artı bunu da nerede test etti? İran, e, efendim, e, İsrail'e attı ve şey, e, demir kubbeyi bir yıl içerisinde üçüncü defa deldi. Ekim ayında, Nisan'da ve şimdi. Dolayısıyla İran'ın artık elinde var olan e, varlıklarını kullanabilme e, tepkisini reaksiyonunu göstermiş oldu. Ama şu aşamada, son cümlem şu aşamada İsrail'in vereceği cevap bu bölgedeki ce e, şeyin, savaşın yayılıp yayılmayacağına bir e, barem şey koyacaktır, kriter koyacaktır. O göz önüne alınması gereken iki konu var. Çok özür evet. dilerim. Göz önüne alınması gereken iki konu var. Yaklaşan Amerikan seçimleri bir. Tabii ki. Bu çok önemli. İkincisi de Biden'ın ve ABD yönetiminin bu bölgede daha fazla yayıldığı takdirde kontrolden çıkabilme olasılığının önüne geçemiyorlar. Bu da iki. Peki biz hep İran'ı konuşuyoruz ama İran hep tek bir konuda yoksa destek bulamıyor mi? Şimdi İran'ın şöyle söyleyeyim. İran, onu ha, hep, da iyi e, Karşı lazım. bloğu konuşuyoruz. Amerika, evet, büyük güç, evet. İsrail bölgede işte... İstediği gibi at koşturuyor, o da bir güç evet. ama İran'ı hep tek olarak anıyor. İran ama. bakınız bir, bir yıldan beri şu bölgede yani Gazze bölgesinde Arap Ligi ülkeleri olsun, İs, İra, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri olsun hiç kimse e, Gazze konusunda e, şeye çıkma yardım etmedi. İran İran uygulamış olduğu yanlış dış politika stratejilerinden dolayı bana göre İran yalnızlaşmış vaziyette. İran'ı Peki bu nokta ama devam edeceğiz. Diye. Ayrılmayın hocam. Tabii. Ben Nedir, biraz hocama masa taşıyayım bu vesile. Neret hocama döneyim. İran tam yan... bu noktada İran yalnız İran, mı? yanlış stratejimi Türkiye ile uyuşamayabilir dış politikası ama İran hiç yalnız bir ülke değil tam tersine. Evet. Yani şu an dünyadaki en büyük en az iki süper gücün desteğini almış durumda. Kim onlar? Birisi Rusya, birisi Çin. Girer mi sizce hocam yani Rusya ve Çin İran'ı fiili olarak Şimdi ee, soruları öyle sormuyoruz biz. Yani fiilen giriyor. Yani şey ne kadar garip nasıl geliyorsa soruyorsun bize. Nasıl soruyorsunuz soruları? Yani desteklemek derken. Usta'dım. Nasıl destekler ona gelmek lazım? Usta'dım. İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? İşte o kadar dış bir soru bu sizin söylediğiniz. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Nedir, Ancak Harit önünde anlatmışsınız. Siz, siz tasvip etmiyorsunuz onu ama o evet. yüzden ben şansımı deneyeyim dedim. Denedim. <laughs> Olsun tamam. Vazgeçtim. Ee, bu İran'ın Rusya ile birincil olarak, ikincil olarak da Çin'le ilişkisi çok açık bir ilişkidir. Ee, bunu hani herhangi bir, yani binlerce kaynak var bu konuda ama şu önemli, mesela BRICS'te göreceksiniz. Yani BRICS'ten önce de göreceksiniz. Ee, aralarında çok ciddi bir anlaşma yapılmıştı, şimdi onu iyice genişletecekler. Özel bir anlaşma, ulusal güvenlik anlaşması imzalayacaklar. <laughs> Mesele, mesela Amerika girebilir mi İran'a? İsrail edebilir Şö miyim? Şöyle yok. Siz bana öyle söylediğiniz için ben cevap veriyorum. E e e nedir etmeyeyim? Ben müsaade ederseniz ne zaman girdi? bir cevap vereyim ama ben ağzım Efendim, açıyorum sormadım, yok. Sormadım. Ben söyleyeyim sormadım. cevabını. Sormadım Sordunuz ben? şeyin. Sor İ Eğer şey e İran İsrail İran'ı vurur da e İran da İsrail'e daha farklılıkla karşılıkla cevap verirse ABD'nin bölgeye müdahalesi kaçınılmaz. E müdahale dediniz. Müdahale edecek. Müdahale dediniz. Ben öyle sormadım ki. Ne dediniz siz İstila işgal mi eder mi diyorsunuz? O öyle bir olasılık mümkün değil. E tamam, onu diyorum ben de. Ben de hani şey Siz şey dediniz ya Çin ve Rusya konusunda. Onun için cevap veriyorum. Ama ben de bir şey ha, bitirmeyeyim. Yani o zaman işin rengi değişir. Usta hanım bak zaten sorun burada. Ha, bunun bir daha büyük bir alanı etkileme meselesi, ha, yani savaşın iyice çığırından çıkması meselesi. Bak ben size bir şey anlatayım. Şu şeyi hatırlattın ya sen geçen seferde konuşmuştuk Körfez ülkelerinin e, biz bu alanı istemiyoruz hani. Hava, İsrail hava sahamızda açmayız, İsra, şey üstlerimizde kullandırtmayız meselesi. Amerika ile Körfez ülkelerinin ortak temsilcisi olarak Suudi Arabistan arasında gerçekleşen görüşme şu. Görüşmede bunu istemediklerini söylüyorlar ve diyor ki Suudi Arabistan temsilcisi Amerika'ya, biliniz ki İran'la ilişkilerimizi düzeltme politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Normalleştirme politikasından pardon, vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bu neyin etkisi? Çin'in araya girdiğiyle düzenmiş hatırlıyorsunuz. İşte o söylediğim o. Ee, ya zaten hani bu çok o kadar somut bir şey ki şeyde de göreceğiz yani bizim de içinde olduğumuz o toplantılarda büyük kısmını göreceğiz. Onun için hani bunun hiç olmaması gerekiyor. Yani İsrail'in böyle zıvanadan çıkmış hani gider de işte şeyinde boşluk yerini gösterdiği İran yönetiminin işte şuralara da vurabilir gibi bir şey olursa veya Amerika'nın çizdiği sınırlar içinde olursa mesele yok. Ama bunu aşıp petrol tesisleri binlerce siz şeyi nasıl halledeceksiniz bir kere? Ee, Hürmüz'ü. Yani bir felakete dönüşür. Daha şeyi vurabilir. İngiltere. Petrol tesislerini vurabilir. İngiltere. Öyle bir hayır, olsun. tamam adam tuttu şeyi yakmaya başladı. Vurur hürmüzü. yani. İran'ı diyorum ben. İran'ı diyorum. Yani ha, Benim şeyim bir... şöyle ama bak. Dur benim... bitir, bitiriyorum tamam, kısa tamam. ben. E, ee, evvelsi gün İngiltere Merkez Bankası açıklama yaptı. Biz dedi bundan çok kaygılıyız petrol işinden dedi. Çok kaygılıyız dedi. Çok yakından takip ediyoruz. Bu dedi 73 gibi bir şeye sonuçlanabilir. Ve o zaman büyük felaket olur. Neden daha büyük felaket olur 70'li yıllardan, 70'lerde yaşanan petrol krizinden ve ürettiği jeopolitikten, şu jeopolitikten, şu sebepten. Çünkü dünya zaten şeyde duruyor. Anlatabiliyor muyum? Hani ayağın biri boşlukta gidiyor hep. Bir de bu üzerine gelirse ferah. İşte bunu istemiyoruz. Bu üçüncü dünya savaşı yok efendim. Ama şöyle olabilir. Bak, Amerika saldırısı şey binden onlardan bahsetmiyoruz yani. Mehmet ben şöyle Mehmet Bey'e geçeyim. Bir şey ben, e, cevap vereyim hocamın şeyine. Tamam sonra ben kullanayım. Şimdi meseleyi doğru ben, ben e, doğru okuduğumu değerlendiriyorum. İran'ın bulunduğu yapı itibariyle an itibariyle İslam ülkeleri teşkilatı Arap ligi ülkelerinden bir destek alacağını öngörmüyorum. A, desteği tarif edin. Her türlü destek. Desteği tarif edin. Ede maddi manevi silahlı destek, işte <laughs> ekonomik destek. Şu anda verdi zaten. Allah, ya e, verdiler işte. Hangisini verdi? İşte demin anlattığımız olay. Hangi? Beybe hava saham kapalı, üstlerim kapalı dedi. Kim dedi? Körfez ülkesi Onun daha haberiniz yok. Hayır, haberim olmaz oğlum. E niye ama. kim Taş dedi işte. diyorsunuz? Ne dedi? İran bugün ne dedi onlara? Sizi de vururum diye tehdit etti, değil mi? O iyice felaket bir şey bak. İyi de tamam. açarsanız tehdit. Bilmez miyim onu? açarsanız dedi siz de vurun diye tehdit etti. Şimdi esas mesele şurada. Nasıl Amerika ve İngiltere ve Batı İsrail'e her türlü silah desteğini, para desteğini yapıyor. Ama İran'a bu ülkelerden gelen böyle bir destek var mı? Rusya ve Çin'den tonla var. Rusya ve Çin'den Rusya'dan gelen Rusya'dan silah yağıyor. Ben, ben size listesini çıkarayım. E, Bende de var. Merak tamam. etmeyin. Ben... E o varsa neyi söylüyorsunuz? Bir dakika ama Nedret yani. Bey Ben Rusya ve Çin'i demedim size. Bak karıştırdınız siz. İslam siz ülkeleri... Yalnızlaşmış bir ülke demediniz mi? İslam ülkeleri teşkilatıyla Arap Ligi'ni söyledim ben. Siz yalnızlaşmış bir ülke demediniz mi? ben İslam ülkeleri mi? ve Arap Teşkilatı. dedim. tamam. Onu tavsiye ediyorsanız mesele yok. Onu söyledim ben zaten. Başka e, tamam. bir ülke söylemedim. Ha, ben öyle Bunlardan bir destek gelmedi dedim dikkat ederseniz. Rusya bugün e, Lavrov dedi ki eğer böyle bir şey olursa çok ciddi bir provokasyon olur dedi. Sizce İsrail şu anda vuracağı yerleri ben size söyleyeyim. Vurabileceği yerleri öngörüyoruz. Nükleer tesisleri vurur mu? Vurdu daha önce. Vurabilir. Hayır bugün itibariyle bir de vurur. Vurdu yani. Üstadım, vurur mu? Vurur. Ha, bilmiyorum yani ben bilmiyorum. Vurur. Ama ben bunu siz vurur. stratejisiniz. Siz bunu analiz etmeniz gerekiyor. Yok ben hani nükleer tesisleri hani... vurur mu diye bir şey spesifik vurabilir mi? kimse veremez. Teknik olarak mümkün mü? Mümkündür Teknik herhalde. Teknik olarak e, menzili dahilinde vurabilirse vurur. İkincisi petrol tesisleri. Ama ABD'nin ortaya koymuş olduğu anlaştıkları dedikleri konuda petrol tesislerini ve nükleer tesisleri vurmama konusunda bir antant olunduğu söyleniliyor. Nereye gidecektir ben size söyleyeyim. Ya işte daha içeride demin sizin ifade ettiğiniz hadi sen de intikamını alacaksın şuraları vur buraları vur ya da ya da çok farklı bir şekilde yani çünkü İsrail şöyle bir ifade kullandı. Yapacağımız tepki sürpriz şaşırtıcı olacaktır ve şey olacak, can yakıcı olacak dedi. Ben ee, kahin değilim ama sonuçta şunu görebilirim. Belki bir önemli kişilere yapılacak suikaster de bir tepki olarak değerlendirilir. Ol, olabilir. Bu anlamda görelim. Bu çerçevede ee, İsrail eğer İran'ın çok can alıcı bir yerini vurur da bu iş artık 51. madde çerçevesinde karşılıklı bir ateş muharebesine dönerse bu iş büyür. Büyüdüğü zaman da, büyüdüğü zaman da, Amerika istemese de bu bu olaya dahil olur. Amerika'nın dahil olması da Rusya'nın da Çin'in de o vekalet yaptıkları dönemin mesele dışına yok. çıkıp içerisine girmesi mesele. demektir. Olay da budur. Şey ben bir şey ekleyeyim buna. Şimdi bu Batı ile Doğu arasındaki mesele çok tartışılıyor. Şimdi tabii ki birinin Amerika'nın burnunu sürttürmesi İsrail'e şart. Yani bu Avrupa'ya da öyle ama şimdi bir şey söyleyeyim. Bakın şimdi... Ee, Chuck Hagel Dışişleri Bakanı'ydı 2013. Obama başkandı. Ee, eğer dedi kimyasal silah kullanırsa İsrail müdahale ederiz dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ve hazırlıklar yapıldı. John Kerry Dışişleri Bakanı'ydı. Silahlar yerleştirildi, gemiler geldi. O tam vuracaklardı. Bir anda bir gecede vazgeçtiler. Bakın bir gecede 2013'tü. Dediler ki o zaman Obama eğer biz e, Esad'ı devirirsek ki dev Suriye, Rusya'da eğer kimyasal gaz kullandığı netleşirse biz bir şey demeyiz dedi. 2012-13'e kadar Rusya <laughs> çok olaya dahil olmadı. Ve Guta'da da Suri, Suriye şey kullandı kimyasal silah. Bayağı kişi öldürdü. Bir gecede Amerika fikir değişir. Dedi ki biz bunu devirirsek buraya DH'lılar yerleşir. Yani Sünni, hani onlar Sünni Müslüman demek istemiyor da. işte buraya terör, yani DH yerleşir. Teröristler yerleşirdi ve vazgeçtiler. Ama şunu söyleyeyim bakın. Viktor Orban, ona çok atıf yapıyorum. Ben çok çok şey olarak fikirlerine bağısına katılmıyorum ama ben çok dinlerim onu. O NATO üyesi bir ülkenin başbakanı. Ama mesela bu Rusya, mesela ama Rusya yanlısı. Yani Rusya'nın mesela Trump'ı destekliyor, eleştiriyor. Geçen bakın Tucker Carlson programında Twitter'da yayınlandı. Bu duruyor. Çok güzel bir program. 45 dakika. Kadar. İlgilenenler bakın. mücadelesini ederim. veriyor. Bakın. Batı'nın silah gücü ve para gücü kimse de yok. Kabul Hı. edelim. Yani bakın dedi ki konvansiyonel silahlarla satış, savaştığınız zaman Batı Çin'i de Rusya'yı da yener. Konvansiyonel silahlarla ama. Yani bombaydı, toptu, tüfekti, füze dediğin zaman hakikaten Amerika'nın yanına yaklaşmak imkansız yani. Bunu söyleyeyim. Ya bu çok acı bir şey yani Bu keşke. Bakın Rus mesela dediler ki bakın Çin'in açıklamaları vardı. Sınırı geçerse hani biz de Gazze konusunda bir şey yaparız. Ya adam sınırı geçmeyi bırak. Bebekleri yaktı. Netanyahu çadır, çadırları yaktılar. Kampları vurdular. Okullar, hastaneler, kiliseler. Kimse bir seviyor? Rusya'da bir şey yapamadı. Çünkü Rusya'nın korkusu Amerika. Yani Amerika'ya gelir. Çünkü Amerika'nın silah gücü çok büyük. Yani Amerika dünyadaki toplam silahların %60'ına sahip. Maalesef yani acı iki finans gücü. Bakın dünyadaki paranın %74'ü batıda. Mesela bizim bütün borcumuz da batıya. Mesela bizim doğuya borcumuz yok. Biz Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman bankalarına borçluyuz. Yani acı bir durum bu. Ama mesela bir savaş bence ne olur? Yani iki ta, iki değerli konunun tartışmasında İsrail İran'ın her yerine vuracak gücü var. Ama İran'ın İsrail'in her yerine vuracak gücü bir yere kadar. Yani Rusya destek verse bile Şöyle verir mi? Hani Ukrayna'da da Bakın Sadece silahın dışında Rusya'nın yani bakın şöyle verebilir. Yani teknik bakın Şöyle verebilir. Şöyle verebilir. Çünkü İran ülke, yıllarda zaten ambargo Ukrayna içerisinde eski sistem silahları Ukrayna var. Ukrayna savaşında bazı İHA'lar İHA verdi İran ürettiğini. Hı. Ama onların çoğunu imha etti şey. Ukrayna, Batı'nın verdiği şeyle imaj. bakın iki yıldır savaş sürüyor. Rusya köste toprak Rusya işgal edeyim diye gitti köste toprak kaybetti şu an. Ya Batı mesela Ukrayna'ya çok silah verse Rusya Afganistan işgali gibi olur 80 88 o zararlı çıkar. Yani şimdi Amerika bir yerde tutuyor. Baktı ki Rusya biraz ilerliyor hemen silah veriyor şeye. Hemen dengeye getiriyor işi. Orada bir denge yapıyor kendine göre. İstese Amerika büyük silah verse o Rusya'yı falan çok geriletir şeydi. Yani Rusya'nın teknolojisinin de eski olduğu görüldü. Buradaki şey gene Viktor Orban'a söyleyeyim. De soracağım gerçekten İran'ın. İran, diyor, İran bak, söyleyeyim. Test şey, mu burada? Bakın söyleyeyim. Bakın Viktor Orban'ın dediği gibi bir nükleer savaş olursa Çin ve Rusya'nın bir hakimiyeti. Hani o zaman kimse hayatta kalmaz. Ama normal konvansiyonel bir savaşta Batı silahlarıyla Hı -hı. mücadele. Şimdi bir şey söyleyeyim. Hangi ülke yani tamam bir karşılık verip itibarını kurtardı. Burnunu kanattı. Ben de ya İran tek Müslüman ülkedir. Yani şeye vuran, İsrail'e vuran. İsrail e vuran. Ama bakın şimdi kendi ülkenizde suikast mesela Zade en önemli adamıdır İsrail'in. Öldü suikaste. En çok büyük fizikçiydi. Bakın şeyde yabancı medyada hakkındaki övgüleri görün. Yani fizik anlamında. Ya bunu gidip Tahran'ın ortasında vurdu. Herkesi Tahran'da öldürdüler. Yani ama mesela gidip de bu, İran ile alakalı Evet diyor. evet ama mesela İran gidip İsrail'de birini öldürebiliyor mu? Ya yani güç odur yani mesela şimdi bir karşılık vereceğiz diyor yani şey muhtemelen verecek yani ben verecek kanaatindeyim ama onun ağırlığını ha bunu Batı mesela Batı olmasa bu kadar yapamaz şey. Ama şimdi Rusya'da benim gördüğüm burada İran eğer tehlikeye girerse yani Amerika savaşa girerse İran Rusya destek verir. Yoksa şimdi Diyelim ki füze attı, nükleer tesislerini vurdu. Yani Rusya gidip İsrail'e savaş açacak hali yok. Çünkü kendisi de zaten yukarıda Çok bir bakın bir şey yani. söyleyeyim. Evet. Bugün Guardian gazetesinde okudum geçen hafta. Bakın Rusya kapalı bir rejim. Çok şeyini bilmiyoruz. Tamam bir askeri güç olarak büyük güç ama bakın şeker sıkıntısı yaşayan bir ülke. Ağır embargo uygulanıyor. Bunu ilaçlar yok mesela. Sıkıntı kendi içinde çekiyor. Moskova ve Saint Petersburg'a göre bakarsak. Şimdi bizim oraya arkadaşlarımız gidiyor gazeteci, iş adamları. O batı başkentlerine farkı yok. Ama arkalarına git. Mesela başka şehirlerine git. Kazan'a git. Yakutistan'a git. Orada sıkıntılar görülüyor. Yani batının daha güçlü olduğunu kazanır demiyorum ama batı maalesef şey daha güçlü ama... Burada tabii ki biri İsrail'in burnunu sürtse, o yüzden ben İran'a niye mutlu olduk vurunca İsrail'e? Burnunu kanattı diye. Ama şey o kadar büyük, ya büyük elçileri öldürüyor, çocukları öldürüyor ise nokta atışı Ya yapıyor. hayır. Evet. Tabii bir de o pervasız gücü Batı'dan aldığı silahlarla ve Peki. para de bakın son cümlem. Bakın Batı'dan para desteği almasa şu an maaş ödeyemez İsrail. Yani orada orduyu finanse ediyorsunuz. İsrail'de 10 milyon nüfusunuz var. 2 milyon kişiye doğrudan maaş ödüyor İsrail devleti. Biz 5-4 milyon memur vardı değil mi bizde? 5 evet. milyon. Bak bizim devletimiz 5 milyon kişiye maaş ödüyor. Kimi 85 milyonuz. Onlar 10 milyondaki milyon kişiye ödüyor. Bu destek nereden geliyor? Kendi parası yok ki o kadar. Amerika'dan alıyor o parayı. İngiltere'den alıyor. Özellikle Almanya'dan çok alıyor. Asıl önemli nokta. Şey, Nedet Erselen'in hem o bağlandı, o size geçeceğim. Tamam. Ben. Mehmet, Şey, Yok yok. Şey abi, şey ama de, siz, siz dediniz ya, İran yalnız değil, Rusya'yı silah yığıyor. Ama Rusya'nın durumu da ortada. Hem ekonomik anlamda, Onu, hem Ben silah o kategorik tariflere her zaman direkt katılmayayım. Cem'le hukukumuz olduğu için bana kızmaz o. Her zaman Hı -hı. direkt katılmakta şüphe ediyorum. Çünkü <laughs> Ya birincisi biz bunu biraz yersiz tartışıyoruz bence şu açıdan İran ABD İran ABD ve Rusya bu savaşı istemiyor İran'daki savaş net İsrail ile İran'ın birbirine kendi kontrollerini de kaçırtacakları şekilde birbirlerine girmelerini isteyemiyor. Ama Amerika İsrail'e mi söz geçiremiyor? İran ee işte İran da istemiyor Ruslar yani Ruslar hani neredeyse kafaların enselerinde boza pişirdiler şey araya giren şeyin suikastinden sonra söylesene. Kasım Süleymani. H hey ile başlayan neydi ya? Haniye. Ha, suikastten sonra sakın diye ikaz eden Amerikalı sonra İran e, Cumhurbaşkanı çıkıp demedi mi? Biz Amerikalılarla konuştuk anlaştık cevap vermeyecekti ateşkes bile Anlaştık dememiş ama ben ha, Ne? De? ha baktım öyle abi. değilmiş abi senin için ben getirdim baya baya söylüyor diyor. ben senin için de getirdim vereyim şöyle bayağı benim dediğimden hani, ilerleyelim çok da şey hani anlaştık demiyor ama Tamam ben i̇şte getirdim söz verdiler şey. diyor tamam. ama bir sözü tutmayacağını biliyorduk diyor ha, tamam bak, söz verme nedir Anlaştık demiyor ama bak söz verdik ona ona takılmayalım Ben tamam. bende var orijinali Hı. tamam ona takılmayalım arada konuşmuşlar mı ya konuşma olur ama evet, çok tamam. normal. Biz tamam. de cumhurbaşkanla istifai anlamında konuşuyoruz. Küçültme, küçültme. Yani bu olay yani ciddi Anlaşma bir yok ama ben eminim ondan. Ya git tamam. şimdi yani ona ona takılmayalım diyorum. Ben sana çıkarıp gösteririm. Ben onun üzerinden yürüyecek değilim. Ama arada yani bu savaşın büyümemesi üzerine bir konuşma yapılmış mı? yapılmış. E, tamam anlaşma yok diyorsun Ha mesele yok. Tamam mı? İranlar da diyorlar ki bu konuşmaya biz güvenmedik. Bak senin lafında konuşuyorum. Tamam mı? Senin lafında konuşuyorum. Güvenmedik diyor. E anlıyoruz ki ABD de onlara diyor ki ya tamam siz İsrail'i şey yapmayın. Cevap vermeyin. Bu iş büyümesin. İstemiyoruz bunun büyümesini. İçeride benim başka derdim var. Dışarıda bir de yayılması gibi bir derdim var. Bunlar konuşulmuş. Rusya ikiz hatta Çin de istemiyor. Çünkü bu, bu Çin ve Rusya için İran'ın önemi şu kadar. Koçbaşı. Bak koçbaşı. Hani şeyi tarif ederken İsrail'i ileri son ileri karakol diye tarif ettik ya bu da onlarınki. Hatta Çin'den tamam mı? ziyade bence Rusya için daha vazgeçilmez İran. Yani mesela Çin orası, orası şey, düşse bizim bildiğimizin çok üstünde. İran düşse mesela yani 10 mil, milyarlarca dolardan bahsediyor. Ama bir şey daha diyeyim bak mesela ara var orada. Bakın Washington evet. yabancı gazetede biz diyor böyle bir savaş istemiyoruz diyor. Doğru. Amerika diyor. Ama Hizbullah'a Husi'lerin bitirilmesini destekliyoruz dediler. Yani Amerika'da şuna Amerika, da şuna da yeşil ışık yakıyor. İran'ın kendisine vurma ama Lübnan'da Hizbullah'ı bitir. Husi'leri orada bitir. Haması burada ona sesini çıkarmıyor ama. Bakın ne dedi Blinken, Anthony Blinken ve Jack Sullivan, onlara bir Onlara, onlara destekliyoruz. Hizbullah'la mücadeleyi destekliyoruz dedi değil mi? Evet. destekliyoruz dedi yani. Şimdi Amerika ise ya şunu bilelim. Amerika isterse İsrail'i son karşısında durdurur. Kafam biraz karıştı. Yani, elva yap ben, ama hayır, hayır. tatlı da olmasın ama tuzlu da olması. Son cümleyi söyleyip Mehmet Bey'e yani, bırakayım şöyle. Yani, Aa, buradaki hepimiz biliyoruz ki bakın Amerika dünyanın en büyük gücüdür. Evet. Silah olarak da, para olarak da. Yani kabul edelim etmeyelim. Amerika isterse İsrail durdurabilir. İsterse ama gerçekten isterse. Gün. Hani ben bir gün böyle buranın patronu olsam bir gün hani bir şey yapma irade koyar. Amerika o iradeyi koymuyor. Çünkü ya yani İran'ı zayıflatıyor. O şuna gidiyor. Suriye'yi zayıflatıyor. bilmiyorum Hoşuna gittiği için, işine geldiği için. Mesela bakın ben çok dikkatli izliyorum. Ukrayna'da Rusya biraz ilerliyor tamam mı? Vuruyor. Abi bir şey oluyor. Hemen no, şeyi harekete geçiriyor Avrupa bile Bir silah gönderiyor. Para bakın dün 55 milyar dolar onayladılar. 55. Amerika aynı zamanda Ukrayna'yı da durdurabilir mi? Durdurur. Durdurur. Ama o bir şey yapmıyor ki. İstese. Nasıl durduracak? İstese. O bir şey yapmıyor ki Rusya ona saldırıyor. Trump gelirse durduracak. Abi biz daha başından anlaşamamışız. Ya Rusya ona saldırdı durdu ki. Rusya egemen bir ülkeye saldırdı. Rusya egemen bir ülkeye saldırdı. Abi bak bu kurgu felaket. Hayır, abi, abi, Namıktan kurgusu bak o ya da ben öyle buna, diyor. Ben buna başından beri Rusya... Bak, bunun bak, arkasında 10 yıllık öykü var. Amerika'nın Irak işgaline 2004'e kadar karşıysak bak hocam. 2004'ten beri hayır hayır. Neye karşıysak? Amerika bak biz nasıl Amerika'nın Irak işgaline karşıysak eleştirirsek Irak şey Rusya egemen bir ülkeye durduk yere de saldırdı. Ya çek askerlerini oradan. Barış ilan et. Niye saldırıyorsun? Adamın toprağını işgal ediyorsun bak, ya. 2000 bunu bunu davet eden bir süreç yaşandı. Ben burada Birleşmiş Milletler kararına kimse haklı, kim daha haksız diye bak, bakmıyorum. Biz... Bir, ben... sen bitir ben konuşayım. Tabii bak Orban'ın, bak yine Rusya, 2007-8'de Amerika istese Ukrayna girerdi. O zaman Amerika çok güçlü, Rusya bu kadar güçlü değildi. Gücü yoktu, bir yere kadar. Ama şu an Ukrayna NATO'ya girecek filan. Bunlar olacak. Bir de bakın durdu ki Rusya ya Ukrayna ona saldırsa anlarım. Ama Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Bak, ya egemen bir ülkeye saldırdı büyük bir güç olarak. Tabi, cümle bu. Bak evet. cümle bu. Ben de diyorum ki bunun arkasında bir öykü var. Bunun sebep sonuç ilişkisini kurmadan ne diyor Bir dakika Cemcim sen bitirmediysen evet, konuş. Evet, onu... Ama ben evet. bana da söz bırak. Peki buyur. Ha ama bitirmediysen dinleye bir bitir sorun değil. Bitirdim. Tamam. Sen böyle diyorsun. Bunu diyen çok var. Ben de diyorum ki eğer o cümleyle başlatıyorsanız haklısınız. Ama bir sebep sonuç ilişkisi var burada. 2004 yılından başlayan bir süreçtir bu resmen adım 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 bir yandan Rusya'yı jeopolitik olarak gırtlaklarına basarak bir yandan da gelgel gel yaparak buna mecbur bıraktılar. Şimdi bu Birleşmiş Milletler kararı açısından egemenlikleri ihlali cümlesini ihlal ediyor mu? Evet. Ama biz şey değiliz. Birleşmiş Milletler'deki bir diplomat değiliz. Biz gazeteciyiz. 2004'ten 14'e kadar geçen süreç ve hala da devam ediyor. Bakıldığında hiçbir şey olmadı mı? Darbe olmadı mı? Piyanolar çalınmadı mı? İstanbul'daki gibi. Ol, hatırlıyor musun bunları? Şikayet sebebini? E çünkü biz gidiyoruz dediler. Nereye gidiyor NATO'ya, Avrupa Birliği'ne. Yok, Avrupa şey. Birliği bir şey. O 2008'de olurdu. Abi ne diyorsun? sen? Baba Bush, bak, Bush bile. Abi sen 2014'e bak, bak bu... baştan hayır, bak, ben konuşalım. Amerikan tarihine çok hakim biri. Bush, Bush'a soruyorlar. Amerikan 2008, tarihine 2008, hakimsin. 2008'te karşıya 2008 hakim. 2008 yaz ayları, seçimden önce. Ukrayna'nın e, hayır diyor ya. Biz o zaman diyor onu diyor alacak diyor. Şu an durum ya. Niye alalım diyor. Ya Rusya ürküt. Bak gerek 2004, vardı. 2014, 2008. Baştan bir gözden geçireceğim. Ya hayır 2022 şimdi. şey. Tamam. Durduk bakın. Şu durduk an durduk yerde asla hayır, abi, değil. Bak, bak Putin kendisi son çar olarak orası Lenin'e de kızıyor. Burası bizim toprağımız diye. Durduk yere adamlar işgale girişti ve egemen bir ülkeye saldırı açtı. Durduk yere. Çok yanlış. E, özür dilememi. Durduk yere Ukrayna onlara ateş etseydi ya da bir şey yapsaydı olurdu. Yoksa o zaman Amerika'da El-Kaide'nin başlangıcı bilmem budur diye gitti haksız yere, Irak'ta bir milyon insanı katletti. İşte ben bunun için demdim tam kategori olarak bu tür tariflerin içine atlamamak lazım. 2004-2014'ü bilmeyen, yani sabı, Ne 2004-2014? 2014'ten 24'ü düzeltiyorum. 2014-2024… 10 yılını bilmeden 2004 referansı da var. Var tabii o da var. Yanukovic. Tamam mı? Ama bunlar oldu. Kadife devrimler, ne adamlar devrildi. Tamam da Tamamda ne abi böyle batı geldi. Yanlısı bir Böyle olabilir. Buna halk karar veriyor. Ha, i̇şte öyle olmadı diyoruz yahu. K beyaz piyano diyorum ya. ya. tamam da şu an halkın tamam mı? halkın %70, tamam. halkın %60'ı Zelenski'yi kategori Bak Zelenski kim abi? Abi kim halk seçti? Tamam peki Onunu beraber göreceğiz. Bakarsan mi? yarın bir gün sonunu beraber mesela, göreceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza da Bak bu kadar ha, zamandan hayır. önce. halkın seçtiği adam o, o da Batı yanlısı. Halk da onu istiyorsa Ukrayna Batı parçası olabilir. Tamam. Kime ne? Bu ta Ukrayna mesela şey ülke ona bakarsan Mısır'da Amerika İngiltere Bak, yanlısı. Hep senin dediğin kendi cümlenin üzerine kat çıkıyorsun. Diyorum ki aşağısı var. Niye reddediyorsun? Ya aşağısız diye bir şey yok. Durduk bak, bir, bir şey yok diyorsun. yani. Ol, o, bak. Ya par, adam, a, abi ne yapayım? Ya, okuyayım ya, mı açık? Adamı durduk yere zehirledi. Açık, Batı yanlısı diye bak. Okuyayım. İsrail bak. Rusya büyük cinayetler işledi orada. Durduk yere o adamı Ülkeme devlet başkanı kadar işledi mi? ya. Amerika kadar işledi mi? Bak ben bana ya, ne Amerika ne? zaten büyük ben katil. Ben sana bir Kim tek söylüyor şey ki? söylüyorum. Ki? Rusya Irak, katil Amerika. Evet katil. katil. Evet. Ben diyorum ki 2014 2024'e bakmadan yani şeyin e, Ukrayna'ya müdahalesine bakmadan yola çıkmış. Ne Rica oldu? Zelenski geldi 2016'da. Diyorum işte. E, tamam. İşte halk seçti. E, tamam. Ne halkı abi? Ülke ya. Ne halka demokrasi abi? Allah var aşkına. orada ya. Ya, Allah... ya ne 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 demokrasisi? O yani Zele... bak, Ukrayna'da yıldır 60 yıl, bak, 30 biliyor. yıldır demokrasi. Kadife herkes biliyor. 30 yıldır demokrasi var orada. Türkiye'de biliyor. Ya. Ankara'da ya. biliyor. Gürcistan'da olanın aynısıdır. Ya Ankara da biliyor, merak etme. Ukrayna'ya bak, Ukrayna İstanbul halkı. Boş, anlaşamadığımız Ukrayna ben halkına. Ben sana sadece şunu söylüyorum. Ben şurada Gürcistan'da da bak, 14 gidi. Müdahaleye kadar olan. sürece halkı Bak abi Tamamı zaten Batı yalnız. Tamam. Ya kardeşim, adam öyle istiyorsa, Dur. millet öyle istiyorsa, şimdi sen bastası bastıracaksın. Bak, bunlar, bunu Cem küçük söylüyor. Ya ben Halk Gürcistan'da söylemiyor. gördüm. Ya bak, Gürcistan'da ki. şu an Batı yalnız iktidar var. Nerede? Gürcistan'da. Evet, iktidardır Cumhurbaşkanı. Bak onu Bunu da başkanım, bilmiyorsun. Hayır. Hükümet tamam, oradaki yönetim... batı yanlısı değil, tersi. İ... Doğu yan şey ya, yanlısı. Bakın, Belarus'taki seçimler nasıl oldu? Hileli. Nereye gidiyor? Gürcistan'ı konuşuyordun Ay, Gürcistan'da abi. da bak. Orada da halk Belarus'ta da Ukrayna'da batıdan yanlısı. İstemediği lider oldu. Putin hepsini imha ediyor. E, Belarus'u da indirsin o zaman. Ya e, Belarus'u indirdi. Rusya asker gönderdi. Müdahale etti. Ha, Oraya adam, da müdahale etti güzel. ya. Şimdi bak. Burada haklılıklardan ziyade gelgitlere biraz dikkat edelim. Gürcistan. Bunlar hep... Bunlar da hiç devrim bir şey olmadı mı? Önce kadife devrim yaşanmadı mı? Bak ben Gürcistan'da olmadı. Milletin seçimine bakıyorum. Ben bak oraları bir... hangi millet Ya var, Ukrayna'da Allah halk şey. Batı yanlısı çoğunluklu ya. Ve Zelenskiy %60'la seçti ya. Ya bak ben sana bir şey demiyorum. Ya halka Abi, seçtiği sen adama. Sen buna bakmadan sen konuşursan efendim Batı yanlısı olarak seçiyor. yanlış yaparsın. Bak Putin Rusya yanlısı olsa müdahale etmeyecekti ona. Hı, -hı. Neyse ben bitireyim ne Başka ne mi? Başka ortadoğuya. Orta Doğu'ya? İran, İsrail. Evet. Tamam, ben şey, ben... Son bir cümleniz yani vardı şey... herhalde. İstiyorsanız Nedet Bey. Şaşırttı Cem. Sonra neydi? Konu, Hı? soru neydi ki? Hayır, <laughs> bir anda biz <laughs> Rusya, Rusya, Ukrayna... arkadaşlar da yetişmeye İ İran... çalıştık. Yani, İran, 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 İran tehditleri e ne kadar etkili olur? Arkası siz dediniz ki Rusya yığınak yapıyor. Ben en son Hayır, sormuştum. İran şey Amerika'da İsrail'e e, silah veriyor ve şimdi onun için verdim ben de. Ama İran'ın tehditleri ne kadar etkili yani onu aslında konuşalım. İran tehdit ediyor ya. Birazdan harita önüne de çıkacağız bakacağız. Amerikan üstlerini işte hava üstlerini açarsa Arap ülkelerinde tehdit ediyor Aradaki ama. üstleri vurabilir şu açıdan. Hayır yürüyorum. ama söylemle etki alanı anlamında. E işte İran, herkes herkes öyle diyordu musunuz? vurdu işte. Bak Cem yani, de dedi. İsrail'in vurduğu, vurduğu noktalarla İran'ın vurduğu noktalarla Vurdu, o kadar etkili e, mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Haysaydın Düne öyle. kadar video çekebiliyordu ancak. Ama öyle bir büyük şeye girdiğinde bir, bir de Rusya'nın ekonomisi tabii pardon İran'ın ekonomisi tabii çok kırıldı. Onları söyleyecektim. Tamam. ha, yani yani Onu bitireyim. Mesela bitir. İsrail gibi şimdi bak. bir ekonomisi yok. İsrail çok kuvvetli evet, şimdi bir ekonomi. Yani. Mesela bu Rusya ki... dediniz şeker sıkıntısı mı yaşanıyor dediniz. Ben sözümü mesela, bitireyim. O yüzden savaş istemiyor İran. İran savaş istemiyor. İran barıştan yana. Nedet Bey hemen tamam. Öbür konu. Şimdi bu Rus ekonomisi abi şeyden beri çökecek. Obama döneminden beri çökecek. Yok, çökecek diyen yok. Ya bak, sen dedin demedim. Çökecek bekliyoruz. Obama'nın kendisi dedi. Ondan sonraki başkan da dedi. Ondan sonraki başkan da dedi. Sen kazana gittin mi sonuç? Yok. Ben orada bir şey görmedim baba. Sen görmüşsün helal olsun. Hayır, orada ha. bakın. Ya, abi dur Oraya bir Oraya giden Türk iş adamları var. Orada iş yapanlar var. E var bir sürü var. Ne ben... anlatıyorlar ama. <laughs> ne tamam, tamam. Mısın, Hani karşılıklı mısın? da konuşuruz sorun değil de ben seni dinlemeye razıyım diyorum Estağfurullah, ya. yok yok ya ben, ben tamam mı? Atko olsun diye yapıyorum Ha, tam, art, ha şimdi bunları söylemen de Rus ekonomisi çok güçlü efendim demiyorum. Tamam? Kategorik atma çöpe. Şimdi mesela Avrupa ekonomisi öyle değil. Amerikan ekonomisi de öyle değil. Bak 4-5 tane parametre var süper güç olarak. Bir ülkeyi süper güç olarak kabul etmemiz için 4-5 parametre var. Bunlardan eğer beşse, bazıları dört, bazıları beş diyor. Eğer beşse dördü sallanıyor, bayağı sallanıyor. Bazıları hiç gitti ama Mesela dünyaya bir şey söylemek, insan hakları, demokrasi, batı değerleri kaldı mı? Sıfır. O gitmiş demek. Geriye senin dediklerinden biri kalmış durumda. Tamam. Mesela askeri güç. Ama bu şu demek değil. Mesela... Hele bir de şöyle dedin, o bana da şey, iyice şey geldi. Konvansiyonel olarak Çin'e... Viktor Orban. Tamam mı? Kim ne de derse ne ee, Çin şeyi yenebilir mi? Amerika Çin'i yenebilir Bilmiyoruz. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Çünkü şöyle olacak. Çin orada Yeni Zelanda'yı arkasına alacak. Avustralya neyi alacak. Japonya'yı arkasına alacak. O da iyice bir dramdır. İyice bir dram da girmeyelim. E Ruslar da oraya yardım edecek. Kuzey Kore de oraya, Güney Kore, yani kaos bir anda alev alıp gidecek. Bunlar hep kategorik tarifler abi. Bunlardan bizim uzak durmamız gerekir diye kendi görüşüm olarak söylüyorum. Şu güçlü bu Amerikan ekonomisi tarihin en tehlikeli noktasında bulunuyor hmm. ve bunu en çok Amerikalılar söylüyor. Sen hep Batı kaynaklarını Öyle okuyorsun. Onlar söyleyeyim. da söylüyor. Özür dilerim bir söz söyleyeyim. Bakın ben size, Mehmet hocam gene hakkını helal et. Yok yok Vallahi ben şey olduğunu, dinliyorum. Bir, bir şey şey 91 <laughs> bakın ben çocuktum 11. Amerikan ekonomisi çok bizim İslami kesimde. Çöken diyen yok bak sen işte de bana ayıp. yapıyorsun aynısını. Bakın şu var ya mesela BRICS'te şimdi dünyada ya Çin'in kendisi dolar tutuyor. Yani dolar tutuyor. Bu da bu da kategorik bir tarih. Hayır, hayır, dolar da, tutuyor ya. Tabii, Kendi rezerv çıkıyor. olarak gösteriyor Mecburen, ama. Mecburen bakın. Neyse. Siz bir kişiyi bak havada iyi değilseniz uzayda. Amerika bir numara. Askeri yok herkes gidişti. tersini söylüyor. Yani uzaydır bir... ay hiç şimdi... ay, ay alakası yok yani. Ama o alakalı çünkü dünyanın en büyük şirketleri ne oldu bu aya gideceklerdi. Gidecek mesela son 5 yılda e, uzaya şey, fırlatılıp dışer şey, uydulardan bahsedelim şey, mesela. Birisi PR'ını daha iyi yapıyor, bir bir şey birisi PR'ını iyi yapamıyor ay, belki. Abi, ya bu bakın keşke bir Amerika'da diyebiliriz. Keşke. Ya böyle deyip değil? Amerika'yı değil. Keşke ama bunu bu bana göre bu masallarla büyüdüğümüz için ya ben o, ya o arkadaş o, o, herkesin gözünün işte önünde Frankfurt'a gittim. Bizim Türk o zaman kitap fuarı böyle. İyi bak 20 sene olmuştu. Amerika'nın Alman ekonomisi çöküyor. Bunlar yaş hep yaşlı zaten. Yaşlılar da bir türlü çökmüyorlar. İngiltere ya bütün doğulların zenginlerin parası hepsi batıda. İran'ın, Hindistan'ın, Çin'in ya bütün Hindistan'ın rezervleri dolar ya. <laughs> ya Afrika'daki dolarla yani onu yenemediğiniz sürece Elindeki silah yap işte bak İsrail vuruyor. Çin gelip bir şey yapabiliyor mu? Hadi gel yap kurtar orada. Suriye yerle bir ettiler. Hadi gel müdahale et. Bak şimdi öyle dersen başkası da sana aynısını söyler. Ya biz o kadar güçlü değiliz ki. Yani ben Allah süper güç tamam. değilim. Ki. Sen niye müdahale ediyorsun? Ben süper güç olsam Adam yaparım. Adam sana şunu çıkıp şöyle diyor. Mesela diyor ki benim orada diyor bir çıkarım yok diyor. Bu real politikçilere gitsin Kim bu diyor? Hafta. Tamam mı? Mesela diyelim. Çin'e Çin diyorsun ki madem karşısında... edemiyor. Ha? Adam gel, Ama, şöyle Ama şöyle Ama şöyle yapıyor. Ha? Mesela direniş gruplarını şeyde topluyor, onlarla bir şey yapıyor, herkesi rahatsız ediyor. Mesela İran'la Suudi Arabistan arasına giriyor. Mesela büyük diyor ki benim orada savaşmak için ama şeyim yok diyor. Ha. Şimdi bu da bir politikadır, ben de hoşuma gitmiyor, ne yapayım? Ama herhalde şöyle yapmayacağız. Şimdi burada da şöyle bir durum ortaya çıktı. Rusya'nın da Çin'in de canı cehennemi, beni ilgilendirmiyor. Ama bunun üzerine basarak da her türlü melanetin, ee, birinci yani bir nolu sorumluluğu unutmamamız gerekiyor. Ya Amerika zaten tamam. zayıf e zaten değil ama, bak, bak şimdi göstereceğim, göstereceğim. ben. Bak güç dengeni bilmezsen. işte bu, bugün İran'ın da işte savaşacak yani ekonomisine kadar kırılgan. Amerika bakın o kadar parası. Bir kere, Pakistan, uzun süreli dayanabilir da, mi? ya bir kere ya 80-88 Afganistan. Kim? Ruslar bakın, mı uzun süre dayanıyor? Hayır hayır. 82'de bakın. 82'de Reagan döneminde bizim Türkiye'de gazeteler var. Hı hı. İşte Afganistan aldı o zaman mücahitlere destek veriyoruz diye biz işte aldı alacak bilmem şey pardon Türkiye'deki komünistler Rusya devrildi bilmem şey Afganlar ya bilmem ne oldu. Ya abi, Rusya çöktü ya yerle bir oldu Rusya. 90 o zaman mı? Göre üstü. Amerika karşısında 80, duracak 90, güç yok. 89. Ya <laughs> Afganistan bitirdi. Amerika'nın hiç... oyunu. Cem Küçük uzun. Afganistan'ı açmışken şeyi de anlatamam. ama. aynısını şu an. Uçaklardan ama... bir şeyler düşüyor. Onlar Amerika, Amerika... Neydi? Aynısını şu an Ukrayna'da yapıyor. Safra mı atıyordu daha ya, iyi uçmak Ya için. bakın. Rusya toprak alacak diye. Biz hiç konuşmayalım. Amerika karşısında duracak güç yok. Hayır bir şey söyleyeyim. İstediği gibi siyaseti yönlendiriyor. Devri, de yapıyor. Ona İsrail'in de yok. Karayeli savaşı Son, yürütüyor. Karayeli'yi işgal etmek için girdi. O zaman. Kendi ya. şu an köste toprak kaybetti ya. Şu an orada Ruslar de... hakim. Özür dilerim. Estağfurullah. Ee, ben şeye döneyim tekrar. Ee, Orta Doğu yani ana konumuz İran, İsrail, misilleme ne olur falan. Ee, yani öbür konular da çekme anlamında bak. değil de. Lütfen siz kendi düşündüklerinizi söyleyin, hiç önemli değil. E, bir, bir şey dikkatinizi çekti mi? Yani dün bugün Beyrut'a dönük bir şey olmadı. Şu anda yok değil mi bir saldırı orada? Artık rutinleşti yani. Şey var Mehmet Bey, Beyrut'a değil de Nakura'daki Unifil karargahı var ya, Oraya Oraya iki gün üst üste ama bu çok enteresan. Bu arada tünelleri gerçekten girdi mi? o tünel konuyla şey yok. Lübnan'daki tüneller gerçekten temizlendi mi? Yok bu yok arada. değil değil. Oraya e, şey, bölgeyi etki eden iki olay var. Özür dilerim. Kısa Hem dokuzunda hem onunda e, ya da dokuzunda onunda Unifil karargahı. Birleşmiş Milletler geçici çok uluslu gücün karargahına enteresan bir şekilde iki defa birinde tank topuyla Birinde de topçu silahıyla atış yapıyor. Çok enteresan bir şey. Yani İki yaralı var. Endonezya askeri, Sri Lanka askeri. E, bu çok ciddi bir şekilde kınanıyor. Fakat işin özü şu e, Mehmet Bey, yani e, böyle bir durumda Ulus Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine saldırı da çok ciddi bir tanımamazlık. Askol, bütün uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk. Bu pervasızlığı hepsi... da sergiledi. Onu Peki, Buyurun, şey oldu doğru yani. Doğru. yani. Şimdi biz geçen hafta yani 1 Ekim'de İran şu görüntüleri izlediğimiz e, işte Tel Aviv'i oradaki İsrail'e ait. E, kritik yerleri e, bu füzeler e, önemli bir kısmı, önemli bir kısmı hedefini buldu. Şu an bu görüntüler de zaten bunu e, teyit ediyor. Şimdi onun hemen akabinde e, günlerce bizim televizyonlarımızda da ha bu akşam ha yarın akşam İsrail misileme yapacak diye bir beklenti oluştu. Peki değil mi? çok önemli detaya gireceksiniz ama. Özür Araya diyerek. mı gireceğiz? Araya gitsek de tabii öyle olur. gitsek daha bütünlük olsun tabii, diye tabii ben bir televizyoncu olarak dayanışma içindeyim. Aynen o yüzden. <laughs> olma olma dayanışma <laughs> içinde olma. Reklam meselesi saati geldiği geldiğinde. çok iyi anladığımız için. Tabii, tabii. O yüzden kısa bir mola diyelim müsaadenizle. Daha sonra kaldığı yerden Mehmet Acet söz onda olacak. Güç oyununda birlikteliğimiz devam ediyor. Mehmet Acet. Şimdi. Hadi kalmıştık. Buyurun. E, şimdi şöyle bir girizgah yapmıştım. Yani evet. İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı sonrası, hemen ikinci günden itibaren İsrail bu akşam mı bir silemede bulunacak, yarın mı diye herkes bir beklenti içerisinde. Beş dakika geldi. sonra mı, çünkü, bir dakika sonra mı? Tabii çünkü Sıyanlar herkes da var. buna muhakkak İsrail cevap verir ve verecek gücü de var. Var mı? Var. Evet ama vermedi, veremedi. Bunun sebebi bence önemli. Bunun sebebi önemli. Birincisi geçen hafta biz burada hepimiz mutabık kalmıştık. Yani o füzelerin bir kısmı düştü, hedefini buldu, değil mi? Yani e, ve kritik yerlerde stratejik nevatim. hedeflere vurdu. Nevatim, nevatim, tabi. Nevatim, evet, nevatim havası Yani bu vurdum. gaz o alma operasyonu değil. Gerçekten vurdular ya, yani, yani, yani değil mi? Vur, yani, görüntülerde evet. de zaten. Yani o hipersonik e, füzelerin, Hı. onlar da e, yani hipersonik füzelerin şu özelliği var. Kolay kolay şey yakalayamıyor hava savunma sistemleri. Ee, ve burada da ıskaladı bir kısmını. Bir kısmını Amerikalılar da destekledi. İşte demir kubbe, yani Arovlar uzun menzili. Bunlar da şeyleri, Arov, onlar, onlar da tutamadı. Onlar da tutamadı. Füzeler, antifüzeler onun için geliyor. Evet. Şimdi ben de demin şeye baktım tekrar, Haret gazetesi de ona o tekrar balistik füzelere karşı bir Amerika hava savunma sistemi gönderiyor evet. şu anda İsraili. Şimdi bir bir ayağında bu bu var. Yani İsrail'in için e, cevap vermedin için bekliyor sorusunu. Pardon bu arada mevcut hava savunma sistemleri Demir Kubbe, Davut Sapanı vesaire yeterli değil mi? Değil demek ki Amerika işlemiyormuş o. Hipersonik. Tam tersi hipersonik. Davut Sapan'ın uzun mi? menzillere etkili olduğunu biliyorduk değil mi hocam? Hipersoniklere de demir kubbe etki etmiyor. Haber... Hayır hayır Davut Sapan'ından bahsediyorum. Sapan Menzil farkı var. Şeyde, ilk demir kubbe ya, yeni ha, yeni 40 km'ler deyince Buradaki o yüzden soruyorum. Davut Sapan'ın 300 kilometreye kadar ama Aroğullar falan hipersoniklere etkisiz kaldı. Peki. Tabii. Hocam, hipersonik sesten 7-8 kat daha hızlı. Süpersonik sesten daha hızlı anlamına geliyor. Ama şu haber yani Amerika biraz önce benim Haritz'ten de bakıp gördüğüm o haber e, zaten bunu teyit ediyor. Yani İran'ın füzeleri İsrail'e düştü ki ilave e, balistik füzelere karşı Amerika İsrail'e hava savunma sistemi gönderiyor. Ve beklemenin İsrail'in sileme için hızlı hareket etmemesinin ya da edememesinin bir gerekçesi de bu. O, o zaman şöyle bir şey diyebilirim. İsrail'in savunma sistemi abartıldığı kadar değil mi? E tabii yani hiçbir hava savunma sistemi mutlak anlamda e, çeyizsiz değildir. Ne de, ne diyelim? Yani firesiz, hı hı. E, zayıf Müthiş noktası olmayan değil. değil. Şimdi o zaman o yarını şeyle çok yapıyoruz. Bayraklarla şey. bunu evet. konuştuk biz bir 10 gün önce program yaptık. Onun tezi de şu zaten diyor ki hava savunma zordur. Yani bir mermi gelecek ve sen onu havada karşılayacaksın. Bertar Hele abi, bu bir manevra yapan bir mermi ise bu daha da e, zordur. Esasen e, en önemli caydırıcılık balistik füzelere sahip olmak diyor Selçuk Bayraktar. Şimdi burada da Amerika'da yardım etti. Şimdi şu füzeler, bakın şu görüntüler, sembol e, görüntüler. Amerika'da yardım etti İsrail'e İran'dan gelen füzeleri karşılama konusunda. İsrail'in kendi balistik hava savunma sistemi e, de aktif oldu. Yani Arof füzeleri demir kubbe daha yakın mesafeyi karşılıyor ama sonuçta sürü halinde geldiği takdirde hiçbir hava, hava savunma sistemi e, hele hele hipersonik niteliğindeki füzeleri e, tutma becerisine sahip değil. Bu bir yani askeri terminolojide herhalde e, siz de teyit edersiniz. Böyle bir bilgi var. O nedenle e, Putin mesela Amerikan uçak gemileri Gazze Savaşı'nın başında Akdeniz'e geldiğinde en güçlü uçak gemisi hatta geldiğinde tehdit etti. Yani bu uçak gemisi buraya geldi ama benim hipersonik füzelerim menzili dahilinde diye Putin'in açıklaması var. 7 Kincal İncal füzeleriyle tehdit. Evet, İncal füzeleri bu uçak gemileri menzilinde diye hipersonik füzeleri referans gösterdi Putin'de. Şimdi ben şuraya getireceğim, şuraya bağlayacağım. En başta dedin yani Biden'la Netanyahu Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Hı hı. Evet, ihtiyatla bakıyoruz ama ben şöyle bir anlaşmanın olmuş olabileceğini düşünüyorum. Amerikan seçimlerine kadar hı hı. bir dur e, İsrail demiş olabilir. Hı hı. Çünkü bu şiddet sarmalının e, alevlenmesi, büyümesi hı hı. E, Amerikan seçimlerini Trump lehine bir atmosfer üretiyor. Ben şöyle bir analiz de dinledim bu konularda çok sözüne e, itibar ettiğim bir isimden. E, bir an için İsrail ve İran'ı bir kenarda yedekli tutup bu işe bir de Amerika ve Rusya'nın baktığı yerden bakarak bir cevap vermek gerekir. O da nedir? İran'ın bu yaptığı saldırı hipersonik füzelerle arkasında bir Rusya desteği olduğundan söz ettiği Ve burada da amacın Yine Amerikan seçimlerini etkilemek, Trump deliğini güçlendirmek şeklinde bir yorum da yapıldı mesela. Yani İsrail sonuçta, İsrail'in ben afalladığını düşünüyorum biraz da bu İran'ın saldırısından sonra ve beklemedi. Amerikan da beklemedi ve tutamadı. Yani sonuç anlamda askeri olarak o füzelerin bir kısmının inmesi İsrail'e İsrail'in güvenlik kaygılarını tetikleyen bir netice üretmiştir. O nedenle şunu bir ihtimal olarak yani şey de o bağlamda herhangi bende bir cevap olduğu için değil dikkat çekici bulduğum için mesela dün bugün Beyrut'a da bir saldırı olmadı. Ee, acaba biraz seçimlere kadar hani 3 hafta artı 3 gün var. beklemedi dendi. 4 Kasım'a. Acaba biraz seçimlere kadar İsrail'den e, biraz şeyi düşürüp e, şiddeti düşürüp beklemede kalma ya da daha büyük, biraz önce de Dedet Bey'le dedik ya, Amerika söz geçiremiyor mu dedik acaba yani İsrail'le bunu da konuştuk ama bir şey. ama şimdi mesela yani şu o zaman bu şu beklemez şey, yani şu şu haberler de çıktı bak yani burada İsrail zayıf düştü çünkü izlediğimiz görüntülerde Evet. Şunun pazarlığını yapıp... O çağrı cihazları falan imajı falan zaten gitti. Yani bir kalemde gitti, onlar da gitti. Yani o buna bence bakabilir. o, o tabii çok şeydi yani güç hala İsrail açısından güçlü bir mesajdı. Çağrı cihazları meselesi ama şöyle deyip İsrail'e eli mahkum bırakmış olabilir. Hı. Yani sen tutamadın, biz de yardım ettik, biz de tutamadık. Ben sana yeni savunma sistemleri göndereyim, sen de bir dur dediyse eğer bu belki yani bir de Geçici bir süre burada işte 4 Kasım'a kadar böyle bir ihtimal yani bunu ben gündeme getirdim böyle ortaya bıraktım ama bir izlemek lazım yani bu tür süreçler her zaman sürprize açık süreçlerdir ama ben şunu görüyorum yani bu saldırıdan sonra İsrail bir afalladı yani o pervasızca yani cevap onun, verme onun üzerine de Amerika abandıysa İran konusunda diyorsun. Evet. Yani, yani olabilir. Evet. Şöyle yani bir cevap verememesi bir cevap veremedi ne bekleniyordu? yani o eli o kadar güçlenmiş işte benim ulaşamayacağım menzil yok. Her tarafı vurur ederim. Vuruyor da kimse de e, karşı koyacak bir ensurman e, karşısına koyamıyor. Böyle bir vurulmazlık, böyle bir dokunulmazlık e, algısı zirvedeyken Herkes bekledi yani akşam sabah çok hızlı bir şekilde İsrail İran'a bir cevap verir diye. Verememesini işte ben o füzelerin İsrail topraklarına düşmüş olmasına bağlıyorum. Bunu da biraz Amerikan iç siyaseti yani Trump'ın mevzi kaybetmesini istemeyen Biden yönetimi, Kamala Harris'i burada yarışta tutmak isteyen son anketlerde bir 2-3 puan önde çıktığı da söyleniyor hatta. Kamala Harris'in kazanmasını isteyen Biden o zaman e, Biden Netanyahu görüşmesindeki anlaşma size göre seçimleri bekle Bek, Netanyahu. ya yoksa vurması için e, yol verme anlamında bir anlaşmadan değil benim ben, anladığım diyorsun Benim anladığım İran ile İsrail anlayın, arasındaki gerilimi çatışmayı sokma, artıracak ve, ve vurma İsrail'in güvenlik açıkları üzerinden Trump'ın Amerika'da elini güçlendirecek bir ortam istemiyor şu anda demokratlar ve Biden yönetimi. Ve bu e, balistik füzelerle tahkim etme havucuna karşılık İsrail'i frenlemiş olabilir. Ama Nedir Bey de dedi ki ben hani yes, Amane'yi bile sordum. Cümlesi yani bekleyi, beklemeyi Biz, yani, dinlemezsiniz değil mi Nedir çünkü Bey? Kaç Yaptıklarından bir çıkarsak. Ve İsrail'in yani izlemesinin gecikmesine ama. binaen bunu söylüyorum. Hayır, yani şu İsrail İsrail cevap verememiş olmasına binaya bunu söylüyorum. Anladım. Ya yani Mehmet Acet diyor ki, bence diyor, hani seçime kadar bekle dendi diyor. Biden'la Netanyahu'nun anlaştığı söyleniyor ama. Ya düşür, tempoyu düşür. düşür. Çok ya, ben yani hani metodolojiye katılıyorum, orada bir sorunum yok. Fakat mesela araya da şu giriyor işte, senin de şimdi paylaştığın. Bu füze sistemi, o çok güçlü bir füze sistemi, savunma sistemi. Ha. Şimdi mesela bunu niye tekrar getirdim buraya? Bunun dışında bir saldırı olmuyor ki. İran saldırmayacağını da söyledi. İlk gece vurduktan sonra aynı gece Hı. çıkıp söyledi. Dedi ki bunu bu gece kapatabiliriz. Mealen söylüyorum tabii. Dedi. Ha, şimdi mesela bunu getiriyor. Ha? Kimse saldırmıyor ki. Yani şeyi içinde kullanamayacağına göre, Hizbullah'ın attığı füze, kat, bilmem ne için kullanmayacaklarına göre bunu kullanamazlar. Yani çok pahalı çünkü onun füze sistemleri falan şey, füzeleri. Niye getiriyor? Gibi. Ama metodoloji doğru. Ben de yani bir şu anda hani izliyorum ee, ama her halükarda ne, mevcut Netanyahu yönetimi Amerika'da e, şeyin kazanmasını istemeyecektir. Yani Demokrasi. burada İran'a hmm. Rusya destek vermişse ben, bu abi, saldırıyı gerçekleştirirken de e, onun arkasındaki siyasi motivasyon şu anda Putin'in en çok istediği şey yani bu sıkışmışlık içerisinde Ukrayna'da Trump'ın iş başına gelmesidir. Öyle değil mi? Yani burada herhalde hepimiz deriz ki Trump'ın Trump evet. gelmesini yeryüzünde en çok isteyen kişi Putin'dir. Şimdi. Ama Daha, orada da Mehmet Rusya hocam, Bunun de, bir yolu da nedir? Bunun bir yolu işte İsrail'in e, ile ilgili, İsrail'in güvenliğiyle alakalı bir hassasiyet oluşması. Ama orada da şöyle bir ama şey var Ama Rusya'nın da hocam. Hocam. desteğiyle Üzülüyorum ilgili hocam. bir çelişki var. Bir şey söyleyeyim hemen su. Şimdi genel, Amerikan Genel Kurmayı'nda bakın yanımda keşke getirecektim. O saklıyorum o yazıyı. Amerikan Genel Kurmayı her emri dinler mi diye New York Times'a bir yazı eve gidince size de atayım onu. şey diyeyim. Bakın bu çok enteresan yani. bir konu tartışılıyor. Her emir yasal mıdır? Bizde hani <laughs> şimdi mesela Ukrayna'ya desteği çekelim veya orduyu Suriye'den çekelim. Şimdi bundan Amerikan askerleri çok Pentagon endişe ediyor. Çünkü Pentagon'un kafa yapısı da Ukrayna'ya sonuna kadar desteği. Amerika'nın yerleşik şeyi bu. Şimdi Putin tabii ki Trump böyle bir adam değil. Trump bir de sert gelecek gelirse yani. O yüzden hakikaten şey olabilir yani Mehmet Bey'in dediği gibi ama yani Putin de Trump gelse daha iyi olur diyor. Bir de onun anlaşıyor, uzlaşabiliyor. Ama o Amerikan içinde büyük bir tartışma çıkarır Trump gelmesi. O da Orta ve Rusya'nın da işine gelir. Hı hı. Bize, Bize de yarayacağını çok garanti. Şey söylemek istiyorum. Şimdi hani Rusya'nın desteği dedi ki mesela aynı Rusya İsrail Suriye bölgesinde de vuruyor. Çünkü hava savunmasında et, et, etkin değil. Etkin, evet. Yani bir gariplik var ortada. onu dikkat. Orada tabii tabii. Orada da e, yani İran'a karşı başka türlü bir oyun. Ama bir şey o demin dediğim cümleyi e, yani Rusya'nın burada İran'a destek verdiği evet. tezi. Şunları şöyle. Hemen misli. akabinde Himey bir Mimüsü'ne saldırdı. Tartus'a da saldırdı. E, Tartus evet. Tartus'a saldırdı. kendisi değil de Mehmet. Hani bölgeye. Evet. Bak S-400'leri vermiş zaten. Bir liste var. E, ee, bir de bunu çok söylüyorlar. Murmansk-BN sistemi. Bu e, bölgedeki 5000 kilometrelik bir alanındaki bütün iletişimi koparan, kesen bir. E, bu radarları iyi yapıyorlar. Bizim S-400'ler için de onu söylüyorlardı. Bilmiyorum artık. E, Bunlar İran elindekiler mi? Vermiş. Rusya İran'a yani verdi. Vermiş, yani haberler diyorlar. çıktı. Ama Rusya'nın Suriye, İsrail elindeki füzeler, özellikle Batı'dan aldıkları bunları delebilir mi? Bilmiyorum abi. Yani demir kubbeyi delen füze varsa yani şey bence Batı elinde de vardır o. Lazım. Ben bilmiyorum abi. onu hakkı deler mi? Belki de deler. Bilmiyorum e, ama bu S400 başka bir şey. Demir Kubbe için dünyadaki en iyisi deniyor. Amerika ile beraber en iyisi deniyordu İsrail için. Ama hipersonikler onu değildi. Peki şu bir Değil bakalım mı? Eğer sizler, şöyle İsrail'in bir... elinde en çok silah varsa Batı'nın aldığı silahı onu haritasını alabilir mi acaba? Hem de söyleyeceklerini söylersin. Ya onlar yani da aşırı bir, herhalde. Yani üç Yani şöyle kadar... oradaki şey benim e, bildiğim şu yani S400'ü aktif hale getirmiyoruz ya İsrail Suriye hava sahasında saldırı yapacağı zaman e, Rusya S-400'ü aktif hale getirmiyor şeklinde bir şey duyuyoruz yani. Bilmiyorum daha önceki programda söyledim mi burada da ben mesela ben de e, Rus e, savaş gemilerinin 13 mesela İsrail e, şeyini füzesini vurduğu söyledim Söyledim mi? Yani F-35'in şeyi gibi güçlü yani. tabii görünmezlik özelliği, güç Hı. en önemli özelliği o zaten. Ama S-400'de bir karşılaşma halinde e, henüz onu test Hiç edilmedi. Olmadı. Test Hiç edilmedi. edilmedi yani evet. Ama Amerikalılara bakarsanız hı hı. böyle bir ihtimal var. E, Amerikalılar bizim S-400 <laughs> e, e, almamıza niye itiraz etti? Yani i̇şte anlıyoruz ki. f 35 anlıyoruz, bilgilerini, anlıyoruz e, ki. bilgilerini Peki İran burada yani. bu şeyi test edildi mi yani? İran'ın gücü mü test edildi o zaman? Ha, ve geldiği de görüldü. S-400'ün hipersonik füzeler gerçekten olmadığını bir saldırıda göreceğiz. Hipersonik füzeleri hava savunma sistemine kadar güçlü olursa olsun onu delebileceğini gösterdi İsrail, şey İran. Evet, İran'ın İran. İran yani, elinde tamamlayıcı bilgi olarak söyleyeyim bu hani Şahab 1 2 3 şey füzeleri var. Onların menzilleri Buyurun. ve hızları da çok fazla ve çok etkili. Efe atmadı. Kullanmadı. Çağlar hocam, istirham etsem. Tabii ben, biz, tab alın, ben bir, bir şey ifade etmek istiyorum hocalarıma katkı babından. Hı -hı. Acaba aynı görüşteyiz. Önce bakmak lazım. Yani hep tartıştınız ya sürekli olarak işte Amerika iş şeyle siz Nedret Bey'le Rusya konusunda filan. Şu resmi böyle mi görmek gerekiyor? Yani aa, şeyde hiç tarih hiçbir döneminde Amerika ile Rusya karşılıklı savaşmadı. Ee, siz dediniz ya Rusya Ukrayna'ya haksız yere saldırdı girdi filan diye. Arkadaki o niyet ne acaba? Ben onu izninizle kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Rusya'nın, e, özür dilerim ABD'nin giremediği tek deniz Karadeniz değil mi Üstad? donanmasını giremedi. Arada, daim olarak. Arada bir yokluyor evet. Hayır, hayır daim olarak konuşlanmadığı. Yani. Evet evet konuşlanmadı. Ukrayna'yı e, NATO'ya üye yaparak bir şekilde Karadeniz'e girip Rusya'nın dibine yerleşmek istedi ABD. Hı. Bütün numara burada başlıyor. Bir, benim değerlendirmem. Sese 2008'de yapardı onu. Istese, ikinci de hatırlayacak olursak 2007'de yanlış hatırlamıyorsam Putin Münih Güvenlik Konferansı'nda bir cümle sarf etti. Ondan sonra şekillenmeye başladı. Dünya tek kutuplu değildir dedi. Hı onun üzerine gidiyor şu anda. Çinle ilgili de bir şey e bizim ifade Bizim Montrö'yle ilgili yorumumuz tabii çok belirleyici oldu. Karadeniz'in 2008'deki e, Mehmet Bey 2008'deki Rusya-Gürcistan savaşında da tarafsızlığı Türkiye tabii. çok iyi müthiş bir şekilde Burada gösterdi. Burada şifayen ikna etti Rusya'yı. Evet. Yani, yani Savaş gemilerini hala boğazı konusunda. Türkiye ben, olmazsa Karadeniz'e girer Amerika. Net. Diğerlerin evet. hiç önemi yok. Çünkü zaten Karadeniz'e bakan kaç tane NATO ülkesi? Amerika zorladı girmek için. Rusya Kaçta şey, şey yapmadı. Ben bir, ya şey daha daha ya bir şey daha ilave ediyor. Bir şey daha ilave ediyor. Neydi? Adam pervaneyi kırdı ya. Sinop'ta mı? Şey Nerede söylemediler de stratejik daha çok kalabilmek için. Çinle ilgili konu vardan, hani Çin tarafsız vesaire. Çin'in kafasında başka bir şey var. Çin'in zaten beklenen sorunu malum Tayvan, yani yaklaşan kriz. Şey, Asya Pasifik. Asya çok Pasifik. özür dilerim. Bugün, Bugün komutan. Estağfurullah. Bugün deniz kuvvetleri komutanı Ercümen Tatlıoğlu'nun. Çok bence tarihi evet, nitelikte. Evet, o ifadeyi kullandı. İstemiyoruz. Bakın, yani. o açıklama NATO istemiyoruz. Karadeniz'in Ortadoğu'ya dönmesini istemiyoruz. Evet. Yani ya Rus, gemilerini, Rus gemilerinin gelmesini istemiyoruz değil de o. Değil tabii ki. Amerika'nın denize girmesini aynen istemiyoruz. öyle. Evet, çok, çok Yok, evet. Oldu mu? evet evet. i̇şte bakınız Savaş. Ukrayna NATO'ya dahil olsa 5. madde şemsi 5. madde şemsiyesi altına girdiği zaman bölgenin şekli değişir. Sayın Deniz Kötleri komutanı aynen bunu söyledi. ABD ile ilgili olarak söyledi. Çin ile ilgili olarak naçizane bir cümlemi söyleyeyim. Çin'in kafasında başka bir şey var. İşte o hepimizin bildiği kuşak yol 2049'da tamamlamak istediği. Dolayısıyla ayrıca Çin şu anda fazla en çok enerji ihtiyacı olan bir ülke. Hatta uluslararası şeyde literatürde fazlasıyla enerji ihtiyacı duyan ülkeler konumunda. Çok ciddi enerji ihtiyacı var. Nüfus artıyor, enerji kaynakları bölümünden zayıf. Gözünü Hazara dikti Çin. İran, Kazakistan ve Türkmenistan yaptığı anlaşmalarla petrolü ve doğalgazı o bölgeden almaya çalışıyor. Çin bu aşamada bu bölgede böyle güvenlik ağırlıklı sıcak bir çatışmanın tarafı olmayı pek öngör öngörmüyorum olabileceğini değerlendirmiyorum ama e, Tayvan konusunda çok katı şeyleri var söylemleri var asla ve kata kabul etmiyorlar eğer ABD Ukrayna'daki bu Doğu'daki bu problemi hallederse açılacak üçüncü kapının da ben Tayvan krizi olacağını ben değerlendiriyorum Böyle görüyorum izninizle şuradan Tabii. buyurun efendim harita önerdi bu Henry Truman hala bölgede mi bu arada orada olması lazım evet tabii, tabii. burada bölgede burada mı gemi sormak yani bildiğim öyle yani tabii ki Sakin yani de. zaman zaman ayrılıyor, gidiyorlar ama ben de Eretruma e, çünkü büyük gemilerden o. E, en büyük. Evet, evet. En büyüklerden, Aynen. Evet. Büyüklerden. Şimdi İran'ın gücünden bahsettik, bunu kanıtladı dedik, eee dinlenebildiğini. Şimdi bir yandan da Arap ülkelerini de tehdit ediyor. Şimdi İran'ın gücünü ve Amerika'nın askeri üsleri de belli bölgedeki gücü e, ne kadar başarılı de. olabilir? Gerçekten o tehditlerin arkasını doldurabilecek bir göce sahip mi? Bölgeyi analiz ettiğiniz zaman nasıl bir tablo var? İran açısından, İran ABD açısından. İran açısından ve Amerika açısından tabii. Şimdi şöyle görmek lazım Üstad, bir de burada eksik var. Mesela Mısır'da da üssü var. Evet. Daha değişik bölümlerde. Tabii bunu şöyle değerlendirelim. Burada ön plana çıkanlar Şimdi daha çok. bizi canım. izleyen kıymetli seyirciler de bilsinler. ABD bu yığınaklanmayı, yani bu Gazze kriziyle, Ortadoğu Doğu kriziyle gelmedi. Çok daha öncesinden geldi. Burada çok ciddi unsurlarla Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Katar'a, Kuveyt hatta Kuveyt NATO dışında en çok desteklediği, gözettiği ülkelerden birisi. Deniz Bahreyn'de donanma var, deniz üssü var. Evet. Yani Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te, Orta Doğu'daki ülkelerle ABD zaten bu yığın aklanmasını buraya yapmış durumda. Yani biz şimdi e, biraz böyle geriden bakmak durumundayız. Efendim İran'ın bir hareket, İran atacağı füzelerin geçeceği hava yolu işte Suriye, Ürdün üzerinden İsrail'e. Ha bunu karşılıksız kalır mı? Şimdi çok böyle çatışma yaşıyormuş gibi konuşmak da yani şey yapmamak lazım. Hani böyle yaşanırsa ne olur? Bilmiyorum. Baktığımızda öncelikle konuşu bir, İsrail tepkisi ne olacak? Oradan gidelim evet. isterseniz. Buyurun. İsrail'in yapacağı biraz önce de ifade ettim. İran'ın merkezinde ağırlıklı olarak Orta Coğrafyasına yığınaklanmış olan nükleer reaktörler tesisler ya da hava ya da askeri tesisler. Şimdi hep, hedefe yapacağınız etki sizin amacınızla kayim olacak. Yani amacınız eğer bu çatışmanın yayılmasını bölgeselden daha da genişe çoğaltmak istiyorsanız ve bunu göz önüne almışsanız ona göre e, atış yaparsınız vurursunuz ama bu sefer taraflar da çoğalmaya başlar. İkincisi e, e, İran'ın bu 51. madde malum Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi çerçevesinde onu hatırlatalım der ki o da işte kendi ülkenize yapılan bir e, savunma pozisyonunda kalıyorsanız meşru müdafaa hakkını kullanırsınız evet. ve siz de at o zaman bu ateş sarmala dönecek. Sen bana ben sana. Ne zamana kadar sürer? İşte bütün mesele burada. Şimdi e, Netanyahu'nun galantı şeye göndermemesi, ABD'ye göndermemesi gitme dedi ona göndermedi. ABD ile arasında şu anda içinde bulunduğumuz an itibariyle bile bir hedef belirleme çalışmaları devam ediyor. Kararımızı verdik deniliyor ama hemen hemen bütün dünya bunun ne olacağını bekleme noktasında. Ne yapabilir? baktığımızda dediğim gibi kahin değil, değiliz yani reaktörü de vurabilir. ABC olasılıkları var ama bunların yaratacağı etkiler farklı şeyleri tetikler. Farklı şeyleri tetikler. İran'ın çok canını yakan, çok değişik bir şey yaptığı takdirde ben İran'ın bunu test etti zaten işte biliyorsunuz. İsrail'de devasa yerleri vurdu. Nevatim Hava Üssü ve Eltof Hava Üssü İsrail'in hatırı sayıdır yerlerinden biri. Bunu vurabiliyorsa İsra İran daha farklı tepkiler de gösterebilir. Burada her iki ülkenin de birbirine karşı niyetle maksadına bağlı. Ben eğer çatışmanın veya e savaşın veya düşük yoğunluklu savaşı daha da şiddet sarmalını artıracak is isem bu işi artıra, çoğaltma noktasına uygun silahları kullanırım. Ancak buradaki yaşanan olaylar İranla İsrail arasında mı kalır? İşte bütün mesele burada. Ne olursa yayılır, ne olursa yayılabilir. O zaman ee, soralım, ne olursa yayılır? Işte hani ne olursa yayılabilir? Çok ciddi manada. manada. Öngörünüz Ya Eğer giderse İran'ın çok nükleer reaktörünü veyahut da devasa tesislerini vurursa, yani ona şeydiriz biz e, muharebede, ağırlık merkezi yani harbe devam etme azim iradesini kıracak öyle ağır bir zayiat bir ağır tahribat yaptırırsa karşıya bunun artık kaçarı yoktur. Karşı tarafta buna devam eder. İşte burada ülkelerin niyet ve maksadı belli. çıkar el. mı durum? Çıkar. Yani burada Ama şöyle ise, bunu diyor ki biz ansızın çok şok edici, şaşırtıcı, şaşırtıcı. ve şaşırtıcı. Şimdi bakınız burada O zaman bunu şimdi dediğiniz orada güvenlik politikalarından ziyade biraz önce ifade edilen değerli katılımcıların ifade etmiş olduğu ee, siyasal faktörleri de göz önünde bulmak gerektirir. İşte yaklaşan Amerikan seçimi çok önemli bir. Şöyle bakalım. Yani katılırsınız, katılmazsınız. Amerikan cephe Amerika cephesinden bakalım. Amerika burada bir sıcak çatışmayı ister mi? Girer mi? Niye girsin? Zamanı mı? Hepimiz biliyoruz ki ABD İran'ı istemiyor bölgede. Ya hatta dışlayan, yok sayan bir politikası var ama hal böyleyken halihazırda seçim yaklaşırken ABD burada bir üçüncü cepheyi açar mı? Girer mi? Bu çok önemli. Değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani bir devletin bütün unsurlarıyla, milli güç i̇şte unsurlarıyla… Trump gelirse ne olur? Yani birincisi bu. Oraya, evet, oraya da gel geliriz. Ya şey değişmez üstad. Yani verilecek olan destek değil, Hayır, değişmez. İran'a vurup ben tamam derse? O işte o iş o zaman işte 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duyarız. İki, birincisi bir, Birincisi oydu. İkincisi ben Amerika'yı şöyle değerlendiriyorum. Amerika, Ukrayna'da zaten hali hazırdaki çatışmanın sönümlenmesini bekliyor. Açık ve net bir şekilde. A, ne yapıyor? Kendi girmiyor topa. Ukrayna'ya destek, destek, destek. E, şeyde o Rusya'ya karşı bir blokaj vaziyette o devam ediyor. Amerika'nın bir de şu anda belki dikkatlerimizden kaçıyor ama yani değerli yorumcular bunu takip ediyor biliyorum. Şu anda Şeyde Tayvan adasının etrafında Çin devasa tatbikatlar yapıyor. Çünkü orada da bir ciddi bir krizin Asya-Pasifik açılımı var ABD'nin. O bölgede de Çin'e karşı bir gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Yani bugün de mesela Putin şey toplantısında, Asya'nın toplantısında onu söyledi, onu vurguladı. Yani ABD bu bölgede diyor Japonya'ya karşı, Japonya'yı da NATO tatbikatlarına, silahlandırmaya devam ederek bir blokaj kırılması yaratmaya çalışıyor. Bir karşıt kuvvet oluşturmaya çalışıyor. Yani ABD'nin şöyle geriye bakılıp baktığımızda küresel anlamda Karadeniz'e veyahut daha uzanımına Rusya'ya kuşatabilmek adına o bölgede etkinlik çalışmaları diyelim ona. İkincisi bu bölgede Orta Doğu enerji kaynaklarını kontrol edecek bir İsrail, güçlü bir İsrail artı Türkiye'nin güneyinde İsrail'in de güvenliğini sağlayabilecek sözde bir teröristanın kurulması yönelik faaliyetlerin olduğunu ben öngörüyorum. Bir de üçüncü olarak bu Asya Pasifik'te de Çin ve Tayvan krizinin tetiklediğini görüyoruz Veyahut da böyle bir niyeti var ama hali hazırda hal böyleyken buraya odaklandığımızda evet güç odakları çok stratejik güçlerdir. Rusya, Çin, ABD bunlar hegemon ülkeler, hegemon devletler yani bunlar için yardım etmek, almak, vermek kolay şeyler değil. Bunlar süper güç. Şimdi şeyde. Bölgesel güç, büyük güç ve süper güç tanımları vardır. Süper güç değişik noktalara süratle kuvvet kaydıran, coğrafyayı şekillendirebilen, krizi başlatan ve onu sonlandırabilme imkanına gücüne sahip olan ülkeler diye tanımlanır. Şimdi burada hepimizin kafasındaki soru şu hali hazırda. Ne olacak burada İsrail'in tepkisi? Bu yayılacak mı? İşte ABD'nin dediğim gibi yani çok hani çıkış bulamıyorum diye demiyorum. Yani yaklaşan seçimler çok önemli. Burada ABD şimdi şunu düşünelim. Aynı soruyu bir daha soracağım. Savaş açmakla burada bir cephe açmakla ne elde edecek? Hiçbir şey. Kendi zararına olacak açıkçası. Girmez. Bu topa girmez. Şimdi ben demiş şunu ifade ettim. Doğru gösterme adına Himeynin ve Tartus bölgesi şuralarda. Yani Suriye'nin şeyinde kenarında, deniz kenarında. Rusya, Mehmet Bey de ifade etti yanılmıyorsam değil mi efendim? Yani Suriye Suriye'deki bu iki üstler değil, üst bölgesi, civarları. İsrail tarafından vurulurken Rusya hiç ortada yok hava savunma sistemlerini çalıştırmıyor. Yani burada niyetlere baktığımızda, burada baktığımız zaman niyetlerde şunu görüyoruz. Çin'de, Rusya'da, ABD'de burada geniş çaplı ya yani büyük çaplı bir e, bölgeselden daha yayılmış bir savaşı ve çatışmayı istemiyor açık ve net. Bu böyle okunuyor. Ben ne böyle okuyorum. Siz zaten söyleyeceğim. Yani şey. Bir katkınız var mı bu konuda? Yani kesin istemiyor abi. diyebilir miyiz bölgesel kriz için? Amerika için mi soruyorsun? Evet. Amerika, ya, o topa girmez Rusya mi? ve İran, şeyle ve dahi Çin, İsrail ile İran'ın herkesin, canı, teknik, yani herkesin Topa girmekten ziyade boyutta şey olmasını istemiyor. Bu yeni bir şey de değil. Bak bu bilgi yeni bilgi değil. Tamam Bunun öncesi var. Öncesi dedim ayları var yani. Bir de ben şöyle savaş açmanın maliyeti, ticaret yollarına falan batıya çok ağır olur. Yani orada bir savaş çıktığında o Husi'ler Kızıldeniz'i kestiğinde, diğer denizleri kesildiğinde, Almanya ekonomisi Avrupa hemen kırılgan. Yani o ham madde gelmediğinde, bir de Çin'le ticaret var, Hindistan'la ticaret var, evet. Pakistan var, İzmir dolayısıyla. Ama şunu istiyorlar, ben şundan eminim yani. Savaş çıkmasın ama İsrail, veki, İran'ın vekillerinin hepsini bir dövsün. Yani Hamas'ı bir dövsün tırnak içinde. İzbullah'ı dövsün, Husi'leri dövsün. Başka ne var? İşte bunları dövsün istiyor ya. Yani. Ona onu durdurmuyor. Kendi de vuruyor. Hı? Yani Husiler, Yemen'e, Amerika, İngiltere de savaştı. Hatta şey, da ayrı. gemilerine saldırdı. Hatta i̇şte. Yunan donanması bile geldi. Hı? Onlar bile vurdu. Ama hani şu şundan eminiz yani düşmanın gözüyle bakalım. Benim gördüğüm yani düşman İsrail oluyor. Onlar diyor ki bu dört cephe bitmeden yani biri İran'ın vekilleri, şey i̇şte Suriye, Hamas, Hizbullah ve Husiler. Bu dördünü bitirmeliyiz diye düşünüyor. Hamas'ı bitirdiğini düşünüyor. Ki bence bitmedi. Lübnan'ı vuruyor. Ki bence o, tamam bir şey elde etti ama da bir zarar yok. Suriye'yi sürekli bombalıyor. Şimdi ilginç bir ironi yapılmış. Husiler, Badem, hani Husiler bitirmediğince... arada vuruyor. E, ama ben İsrail'in büyük bir şey hazırlandığını... Bunun üzerinden yani, yorumlarınızı merak ediyorum. Bu e, damla görüntüyü bir verir bunu misin? Bunu söyleyeyim. şey İsrail yok, bence konumuş. ben seçimden önce şey veya sonra ben... onu bilemem. kes Ama... Ben İsrail'in İran'a çünkü o karşılığı onlar bir ama nasıl verecek? Belki perişan olacak, belki eline yüzüne bulaştıracak ama bir şey deneyecektir İsrail İran'a karşı. Yani şimdi e, e, bir de ironi var. Şimdi yorumlarınızı merak ediyorum. İran'da belki de yurt dışındaki diasporasından veya e, Arap dünyasında bir e, İran'ın e, özellikle hani dedin ya İran destekçilerini Hizbullah işte husiler. Bunları yok etme hedefiyle hareketler yapılıyor bölgede ama Nasrallah'ın ölümü, ondan önceki üst düzey komutanların nokta atışla öldürülmesi, e, senin ifade ettiğin gibi program içerisinde bu çok gizli karargahlarda, değişik yerlerde toplantılar yapan isimlerin böyle nokta atışıyla vurulması. Bunun tek bir açıklaması vardır bak. Tek bir açıklama. İçeriden var. acaba... Evet, i̇ç bu baş, iç yani... yani... Bu bağlamda şöyle bir ironi var. Arkadaşlar hazır birazdan mı? Tamam ben o hazır ben, zannettim de o Yasin yüzden. Bey, şöyle idare edeyim. Bak. Şöyle içeriden evet. o zaman İran'la Amerika anlaştı ve bu Bak ee, bak ben bir şey söyleyeyim. Bu konuyla ilgili çok ciddi İslam bir şeyler bile aslında biz bu Pakistan'da da böyle. Ya mesela hani meşhur bir laf vardır ya ben de çok kullanırım. Yani birini yargıyla terbiye etmek metodoloji komünist metodolojidir. Stalin'in yöntemiydi. Yani yok edemediğini yargıyla hallederdi. Mesela Pakistan'da herkes birbirine dava açar. Herkesin adamı vardır. İşte Han'ın adamı var. O içeride gerçi. İşte diğerinin var. Burada sırayla girip çıkıyorlar zaten. Evet, sürekli o bir, o bir o bir o taraf giriyor, bir bu taraf hapse, giriyor. Bir, Aynen Hapse. Endonezya'da da öyle. Çıkan başbakan oluyor, başbakan olan hapse giriyor sonra. Böyle bir devri daim halinde gidiyor. Aynen öyle. Endonezya'da öyledir. Eski başbakan Malezya'da öyledir. Eski başbakan girer, biri çıkar. Ya burada içeriden yardım almadan, yerini söylemeden Öyle İsrail'in gücünü de abarttık diyebilirim. Şey Mossad'ın başarısı mı diyorsunuz? Onu. Bakın Kudüs Mossad'ın başarısı mı yoksa gerçekten e, ciddi anlamda bakın, İran'dan destek alınıyor var, var mı? söylüyorum bakın. iş cephe dedik ya. Şimdi bizde de öyle bir şey olmuyor ama bazen sağ sol kavgası 80 öncesi işte Alevi şimdi Şu, e, şu, ışığı, şu tamam bakabilir miyiz? Yani? Hayır Alevi su. Şu unutma şu şimdi şurada şöyle bir ironi yapılıyor hesaplar arasında. Belki görmüşsünüzdür. Bu konuda oldu. Burada İran alısını görüyorsunuz. İran alısı çok ünlü ilmek ilmek dokunuyor. Hatta 10 yıla varan e, çabayla üretildiği de söyleniyor bazı halıların. Buradaki bazı hesaplar ve bu bir örnek tabii ki İran halısından İran'ı yaparak işte 10 yıllarca e, emek verilir, ilmek ilmek dokunur ama sonuçta İran istediği zaman o halıyı satar. Ama tezgah durur. Vallahi ben te, tezgah her zaman yani burada Nasrallah'ın ölümünden sonra bu ironi yapılıyor. Şimdi Bazı bak, İranlılar şimdi, tarafından yani içeriden destek olmadan e, İran'ın Hizbullah'a sattığı yönündeki tezler. diyelim. O, o, orada, orada o da, halı tezgahı oluyor. durur yani Hizbullah durur ama ha, tezgah orada ama Nasrallah o, feda edildiği Sattığına ilişkin söylence İsrail'e aitmiş. Bence de, evet, de. O ters pişmiş. Yani, şey, bakın İran'la Hizbullah İran'ı sattı. İran İsrail Hizbullah'a sattı. O İsrail'in uydurduğu bir şey. Ters psikoloji. Onu, i̇şte oluyor. bakın, oradaki evet. şey şu ama. Hı hı. Eşref Mervan'a bak. Abdülnasır'ın damadı. İstediği göreve gelmiyor. Gurur yapıyor. Babasını satıyor adam yani kayınpederini. Türk İslam dünyasında işte adam Kudüs gücü komutanına kızıyor. Yerini söylüyor. İşte İsmail Haniye'nin o yani nasıl o bomba oraya yerleşecek içeriden bilgi almadan. Ya yani uydudan göremez onu. Dürbünü yok. İçeride adam var ya. Yani adam satın almada iyi. Başka türlü bir şey yok ama böyle Hizbullah onu sattı, onu İsrail uyduruyor ki birbirine girsinler diye. Dolayısıyla o şey değil. Çok geçerli bir şey ama İsrail, ya psikolojik harekat olarak yani sosyal medyadaki yani, tabi tabii bu paylaşımlar da dediğiniz gibi sana söyleyeyim. İleride, servis etmiş olabilirler. Biz ileride bir yıl iki yıl sonra İsraille çalışan bir sürü kişi duyarız. İran'ın içinde şeyin içinde yani bilgi veren. Ama öyle birbirini satacak halleri falan yok. Mesela Kudüs Gücü Komutanı niye bir aydır veya 15-20 gün adam göz altında. Ama e, Halit Meşal için bile farklı şeyler söyledi hayır, hayır, tamam ben program içerisinde. Onu bakın onu da istihbarat ben öyle biri de ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Tabii, ama yok yok yani gayet bunu yayıyor. Mesela psikolojik harekatı iyi yönetiyorlar. Ya İranlılar da öyle. Herkesden şüphe etmeye başlıyorsun. Tabii şimdi bir de Nasrallah abi nasıl bu hani adam kenar mahallelerde apartmanda toplantı yapıyormuş. Yani bunları Lübnan medyasından okuduk. Adamı şimdi olduğu yeri buluyorsun bir de 80 ton bomba atıyorsun yani. Ve nasıl öğrendin o gün onun orada olduğunu? Yani iç cepheye e, dönük böyle bir İsrail'in e, stratejisi tutmamış olsaydı Hizbullah bu kadar paralize olur muydu? Hı -hı. O kadar yani 150 bin tane roketi füzesi var. Nasrallah Kıbrıs Rumları bile tehdit etti. Yani siz e, Hı -hı. orada ara istasyon olarak kullandıkları için Gazze'ye giden, Gazze'de kullanılan silahların Kıbrıs Rum kesimi üzerinden gittiğini evet e, ne, bahiste evet, vuracağı becil etti de, yani. Etti. Ve işte o, o, aslında şey anlamına da geliyor. Benim elimde seni vuracak füze de var e, diye. Yani onun 150 bin tane roketi füzesi olan Hizbullah, işte on binlerce mensubu olan Hizbullah, e, iç cephede bu kırılmayı yaşamamış olsaydı bu kadar paralize olur muydu? O nedenle bu çok önemlidir. Yani hani 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi şu an aklıma geldi. Dışarıdan gelecek saldırılara karşı mukavemet gösteririz ama içeriden oluşacak kırılmalarda zorlanırız dedi. Hı hı. Bu İran ve Hizbullah işte bu hani İsrail mi bize ne yapacak falan. En baş... Önümüzde örnek var ya, diyorsunuz yani. yaptıkları İç cephe, hareket... iç cephe evet. odaklanmasına biz İran ve Hizbullah'ın başına gelenler üzerinden düşünmeliyiz. Peki Nedret Bey, bir göç dalgası oluşturur mu Lübnan'daki durum ve bunu Türkiye yansımaları tabi evet. özellikle. Yani şey, şimdi bu mesela bayağı Suriye geçişi olmuş zaten, evet. değil mi bayağı? 1 milyon'a yakın. Bir milyon. Olduğu söyleniyor. Bir hassasiyetimizin bir parçası. 1 milyon kişinin evet. göç halinde olduğu. Peki bunu bu arada şey neden bunu soruyorum Nedet Bey devam edin lütfen sözünü kesmiş gibi olmayayım. E, ee, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği de bu aralar e, bir suçlama yöneltiyor biliyorsunuz o gündemde. İşte özellikle toplu olarak Türkiye bizim finanse ettiğimiz mülteci kamplarındaki insanları topluca sınır dışı ediyor diye. Böyle bir e, durum da söz konusu. Ne tarafa ediyormuş? Kim ediyormuş? İşte, yani bölgeyi işte sınır dışı ettiğine dedi dair. Avrupa Birliği Komisyonu böyle bazı iddiası var. Ha, bizimle hangi hukuki ilişki üzerinden söylüyor bunu? Biz bir ara ilişkimiz Kamplardaki ilişki. sığınmacılara dönüyor. Sığınmacılar. Sığınmacılar. Eski, Doğu, eski, yani Avrupa'dan şöyle yapıyorsak ya, bravo. Yani onları alıp Avrupa'ya gönderiyorsak süper. Ama değil başka yere gidiyorlarsa ben bir şey duymadım da. Hani ben öyle bir haber de var mı öyle ya bir ben haber? Ben bir şey duymadım. Ben görmedim. Tamam yani bir görmedim. yerde Hayır, Biz bir de Avrupa'nın yani mültecileri alıp ülkeden mi gönderiyormuşuz? Yani. Nereye gönderiyor? Ya, ya iddia olarak söylüyorum. Ay nereye gönderiyormuşuz? Yani sınır dışı ediyoruz. Şuraya gönderiyorsun, Vallahi buraya gönderiyorsun. Suriye'ye kimseyi göndermiyoruz onu biliyorum kendi gitmek istemez isterse hariç Avrupa'ya da göndersek bu birinci haber olur. Türkiye göçmenleri, mültecileri gönderir. Ya duymuş gö olurduk olurdu onu yani. Ya onu duyardık yani. Hani öyle bir şey ben e, belki öyle bir korkuları vardır. Türkiye bunları gönderir bize diye. Bir ara yaptık ya. Hı -hı. Bizim Rusya'da bir şey, Suriye'de bir sıkıntımız oldu. Mesela sınır kapılarını açtık. Yunanistan açlıktan ölenler oldu bir orada biliyorsun. Hı -hı. Yani o şey oldu diye ama Türkiye şu an Peki. Öyle bir şey yapmaz herhalde. Yani. Nedet Bey'le evet göç dalgası. Vallahi onun belki. üzerine bir, fazla bir şey söyleyeyim ben de. Ee, şimdi bu mesela e, İran'ın yaptığı saldırıda mesela New York Times şey yazmıştı. E, Pazeşkiyan'a haber vermediler. Yani yapanlar. Şimdi bu doğru haberse bu burada bahsedilen kırılmaların üzerine daha çok düşünmemizi teşvik eder. belki haberi gördüm gözümde. Ama kurgu bir haberse yani hani saldırıdan sonra İran'ın içindeki dengelerle oynamak anlamındaysa buna da şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Herkese mesela ee, Hani Suikastından sonra içerideki adam filan mesela şimdi hani kayıp adamdan bahsediyoruz. Şimdi bizi hep bu ciddi şüphelere sevk ediyor. Gerçekten böyle bir şey var mı, yok mu? Ee, ama mesela İran istihbaratına uzun erimli baktığın geçmişe doğru uzun erimli baktığınızda özellikle kendi iç dengelerinde böyle çok gedikli bir ülke olduğunu anlıyoruz İran. Bak kim söylemişti ya? Bir Amerika ile mücadele etsin diye. Ha pardon, İranlara dedi işte. İsraillerle mücadele etmek için özel bir birim kurduk. Başındaki Mossad'ın adamı. Şey. Medinejat. Necat, eski Cumhurbaşkanı. Şey. Ondan sonra. Şimdi eğer hal böyleyse, halin böyle olduğunu düşünmemizi gerektiren makul sebepler var. Çünkü bu lafın Ahmet Necat'ın ağzından çıkana kadar geçen sürede bir sürü benzer Allah Allah bunu nasıl oldu? Ki hepimiz herhalde hepimiz helikopterden de şüpheliyiz yani. Hı. Değil mi? Eğer zaten o hale geldiyse o zaman bir de e, o helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı ve özellikle Dışişleri Bakanı'nın politikalarına baktığımızda bir de yeni gelenin nasıl yani hangi politikalar ederek, vaat ederek geldiğine baktığımızda kafamız daha çok karışır. Ancak yani benim şikayet noktalarımdan bir tanesi Türkiye'den bu olaylara bakarken özellikle bu tünellerde çok geziyoruz biz. Başta da aynı hatayı yaptık. Tamam mı? Bak İsrail'in saldırısı ondan önce 7 Ekim'den itibaren hı hı. Hamas'ın şöyle Hizbullah'ın böyle bilmem ne falan filan. Yani mevcut İran yönetimini hı hı. bu dediğimiz gibi ise eğer yani İran'ın arkasında stratejik olarak bu ülkeler duruyorlarsa ve bu adam bu politikalara uygun davranan biri ise yıkamazsın abi. Öldürsen de yıkamazsın. Yerine gelen devam eder, yerine gelen devam eder, yerine gelen devam. Eğer öyleyse. Aynı şey Amerika'nın diğer ülkelerle kurduğu ilişkilerde de geçerlidir. Tamam. İşine yarıyorsa kalır, yaramıyorsa gider, bir şekilde gitmişse yine yarayan gelir. Eğer ilişkileriniz öyleyse, Anlatabiliyor muyum? Onun için ben hani ısrarla artık bu noktadan sonra en azından biz bölgeye bakarken çünkü artık şöyle oldu. İsrail diyelim Lübnan'a da geçti, Suriye'ye girdi. Tamam Şimdi biz neye bakacağız? Tünellere mi yoksa artık hani arkadaşlar hani kim kimde ne silah varsa bir döküm çıkaralım mı bakacağız? Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bu Konvasyonel konuşmalardan biraz vazgeçip, eğer sadece İran, Amerika, Çin, Rusya, İsrail konuşuyorsak, bölgedeki bütün bu aktörleri doğru yerlere yerleştirmek konusunda Türkiye'nin uzmanlaşması gerekiyor. Şu sebeptendir efendim. Türk dış politikasındaki dönüşüm kendi iç dönüşümüyle başladı. Üç tane parametre vardır. Mevcut hükümetin 20 yıllık öyküsü ilk önce kendini düzenledi, sonra dış politikasını düzenledi, nihayet şöyle bir iyi zamanlamaya da denk geldi ki dış konjonktür de bunu besledi. Bu dış konjonktür dünyada çok kutupluluk olarak tarif edilen öykünün yükselmesiyle de buluştu. Şimdi Türkiye kendisini orada da tarif ediyor. Bak orada tarif etmiyor, orada da tarif ediyor. Ancak bu zamanla şöyle bir şey yükselebilir. <laughs> Batı geri döner, doğu daha yükselir. <laughs> bu ikisinden birinde kayması Türkiye'nin ortadan farklı olacaktır. Bu kendi elinde olan bir şey değil. Şimdi ama buraya kadarki bölümde bir sahaya bakarken nasıl bakacağımızı doğru dürüst şekillendirmeliyiz. <laughs> Mısır'la ilişkimizi baştan kurarken ya biz eski arkadaşız diye mi kurduk? Bölge gerçekleriyle mi kurduk? Suriye ile normalleşmek isterken, mesela neden Rusya'dan çıktı ilk bu laf? Aynı sebepten. Batı'nın yukarıya yürüyüşü nedeniyle. Geçen bir toplantı oturumumuzda zaten hani üç boyutlu olarak anlatmıştık. bahsetti. Şimdi Suriye'ye de öyle bakıyor, İran'a da öyle bakıyor vesaire de öyle bakıyor. Azerbaycan'a da öyle Amerika bakıyor. Amerikan Müslüvi e Bakanlığı de öyle... açıklama yaptı biz buna karşıyız diye. Yani Suriye ile… Normalleşme. Mesela bunu geldiği yerde başladığımda... oturttuğumuzda bütün bütün bu konuştuklarımızı çözmüyor mu? Biz karşıyız. Sen kimsin? Sen kimsin sorusuna vereceği yanıt, ya bu sen kimsin sorusu direkt özneye yöneliktir. Aşağılama sorusu değil. Sen kimsin? Efendim biz hegemon gücü değilsin. Güçsün. Hegemonla sorunumuz var. Bölgede bulunman sorun. Anlamıyor musun? Suriye'de bulunman sorun. Efendim çıkartabiliyorsanız çıkartın. E i̇şte buraya geldiğimiz için patladı bunlar. Hı hı. Ya yani Türkiye o noktaya da gelir. İsrail, Suriye'de bulunsun, Irak'ta bulunsun veya ilk başta konuştuğumuz Kürt kartı meselesinde konuşsun. İş evet. o noktaya da gelir. He, Gelmez he, değil yani. Hegemon teyit için sadece tabii tabii. destek için. Heyyeman akıl. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonların hiçbirisini istemedi. Mi, mi? Ona rağmen yapıldı, Hı -hı. ona rağmen yapıldı. Rehat işte, Bin Demirtaş'ın bir lafı vardı ya hani YPG Fırat'ın doğusuna geçecek, siz de mal mal, mal bakacaksınız e, diye. Hı -hı. Ve e, zinhar Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapamaz diye neredeyse peki, bir ezber tekrarına dönmüştü. En önemli operasyon oraya yapıldı. Eyvallah. Sevgilim peki bu yeni dönemde mesela bu lafı söyleyen zatın bırakılması da gündeme gelir mi? Siz hiç zannetmiyorum yani ondan. Onun yani öyle bir mantıkla yürüyecek bir süreç olduğunu ha, ben yani düşünüyorum. Çözüm. Yani Türk dış politikasını söyle bir kişiye Yok hayır. Bir kişiye. Ama bir şey var. Bu arada ya. şey o bilgiyi ben şey yaparken hani nereden gözüme ilişti diye bibisi vermiş bu haberi. Hangisi? Öyle mi? İşte biraz önce dedim ya Avrupa Birliği Komisyonu. Abi önemli değil. Yok. Boş ver. Tamam. Yani, yani şey, abi, hani, yok Çünkü... sordunuz diye söylüyorum. Hani, Bir yerden gözüm iyileşmiş. Tamam. nereden hani basıladım diye. Bizim konuştuğumuz o BBC'nin söylediklerinden hepsi bizim burada konuştuklarımız ondan 10 on kat daha, daha kıyım. Yani. Tabii ver. tabii. Kesinlikle. Evet. NATO'nun gizli ordularını yazan Daniel Gensler. Hani havada kalmasın diye söyleyeyim. Daniel Gensler'in bir şeyi vardı. Şimdi bakın Türkiye mesela Balkanlara gidin şimdi. Hepimiz gidiyoruz. Ben Balkanlara yani birçok yeri gezdik ve Türkiye'nin etkisini görüyorsunuz. Bakın hem bazen barış gücüyle ordumuz oluyor ama Türk şirketleri ki şirketler ne? Dünyada hegemon güç olmanın yöntemlerinden biri de şirketlerdir. Tek başına değildir ama şirketlerdir. Amerika'yı düşünün bir sürü milyonlarca şirket pardon binlerce şirket işte sosyal medya. Türkiye bugün orada var. Bakın Katar'ı sevgili Yasin Bey 2017'de Arapların elinden biz aldık. Bakın Katar'ı az daha yok ediyorlardı hatırlayın. Türkiye oraya bir müfreze gönderdi, sardı etrafını ve e, temimdi değil mi? Temimi mesela koruduk. Bakın Somali'ye ben gittim, mesela Somali'de Türk ordusu orada mesela çok etkili. Somali, Katar, Çat, Suriye, Irak zaten bizden soruluyor artık. Yani en azından Kuzey'i bizden soruluyor. Balkanlar, şimdi buna biraz da Azerbaycan, onu da katalım. Bakın Türkiye son 20 yılda, özellikle son 15 Temmuz'dan sonra, 14 ülke bizden soruluyor şu an. Şimdi Azerbaycan bizden soruluyor. Alınganlık da oluyor. Diplomasi de biliyorsun. <laughs> Öyle yani konuşmamak yok. lazım. Biz şimdi bizden sor. Katar'ı da biz yönetmiyor. Ama Katar'a bir saldırı olursa onun koruyacak güç Türkiye olduğunu 2017'de gösterdi. Somali'de de gösterdi. Türkiye bunu Balkanlarda bak. Alexander Vucic'in lafını hatırlatayım. 90'larda Bozcanak Sırp'lara yapılan şu an olamaz. Ona soruyorlar niye? Türkiye var dedi adam. Bakın bunu 5 6'a... Ya şu an mesela bir boşlan bunu kanıyamaz. Ha böyle büyük savaş çıkar onu demiyorum. Yani Sırplar şu an bize öyle bir şey yapar Türkiye'den çekinir. Alexander Vucic'in Tayyip Bey'e karşı olan hal hareketlerine bir bak. Adam ne diyor? Burada diyor senin hayranın benden daha çok diyor ya. Benim hayranım yok o, burada diyor. Değil mi? Yani ve o gezilerde Katar, de Buyurun hocam. Affedersin. Efendim hocam. Şey yani Katar emiriyle ilgili e, bir anekdot e, kendisi Erdoğan'ın A takımındaki isimlerden birine böyle aktarıyor. Ben de oradan duyup yazdım onu birkaç kerede. Yani o 2017'de Katar'ın kuşatılması hikayesi ve orada Türkiye'nin aldığı inisiyatifle alakalı olduğu için bu 2021-2022'de Türkiye ekonomik anlamda sıkışıklığı artınca Macron şeyi arıyor. O zaman Fransa'yla da çok ciddi gerilim içerisinde bizim ilişkiler. Macron Katar emirini arıyor diyor ki sen diyor destek vermeseydi batacaktı diyor. Evet tabii. Evet. Ee, onun üzerine Temim Macron'a ne dediğini Erdoğan'ın A takımındaki bir isme anlatıyor dediği de şu. Hı -hı. E, diyor ki ben Erdoğan'ı babam gibi görüyorum diyor. Ve diyor işte 2017'de diyor ben kuşatıldığımda bir tek Erdoğan benim yanımda durdu. Ölene kadar bu vefayı kendisine karşı koruyacağım diyor. Şimdi o gece Bakrana. o gece bu. ben de tesadüfen çok içinde bir, yer, bir içinde bir yerdeydim. Ve biz BAE ile Libya'da... Şunu bir anlatayım Cem'i. Ben de hocam. ben girdim. Duymadım vallahi. Yok. Duymadım konuşuyor. Buyurun. <laughs> Bey. Hani merak uyandıran da bir cümleyle İçine, başladım Cem. O kadarını merak İçine et. et girdi. Safi açık biraz. <laughs> İçine girdim. vallahi. Hayır, neyse o zaman ezgiden şu kadarını söyleyeyim. Yok tamam söyleyeyim? Yok şeyi söyleyeyim. Ya bu o olayı nereden yürüdüğünü hatırlayın yeter. Hatırlıyor musunuz ovuşturma işlerini, küreleri? Ha, evet, evet, Ne oldu onlar? Ve sebebi neydi onların? Hatırlıyor musun? şeyin Suudi Arabistan'ın parasına. Trump vardı. Trump çökebildi. Ve çöke. İsrail'le biliyorsunuz ne anlaşmalarıydı onlar? İbrahim Anlaşması. Ya işte onun sonucu çıktısı olaraktı Katar'ın şeyi bile gördüm ya ben haritada. Hani hepiniz o gazetelere de yansımıştı. Ya adamı kesip atacaklardı denize. Şaka gibi değil mi? Hani evet. karasını kesecekler ve denize atacaklardı. Mı? Bunun ha? Yok katar emiri. Katar katarın. Emir katar hani coğrafyasını denizden kesecekler pasta gibi ve denize bırakacaklardı. Ben orada şöyle bir şey duydum. İnanılmaz. Siz yetkiliden mi? de şöyle bir şey duydum. Bu önemli. Yani Nedet'in anlattığı Mehmet Bey'in anlattığını ben yeni duydum. Bilmiyorum şey Mehmet Bey'in çok önemli o yani hani babam gibi görüyorum. Macron'a diyor onu. Macron'a diyor hani. Mesela bakın hatırlıyor musunuz şeyde bir 2017'de operasyon oldu Suudi Arabistan içinde. Hı. Yani hı. eğer Bin Selman harekete geçmese Bin Selman'ı devireceklerdi. Hakikaten bir darbe girişimi vardı. Hı hı. O zaman yani Bin Selman daha erken öğrendi. Genel yanına aldı. Yani Suriye Genel bütün rakiplerini içeri attı. Paralarını da aldı. 10-15 milyar dolar paralarını da aldı. Dolayısıyla hani orada mesela biz Libya'da mesela BAE, bakın bu çok Kolombiya'dan 3-4 bin kişiyi getirdi. Bakın biz de orada savaş biz hepsini perişan ettik ama mesela biz o zaman onlarla çarpışıyorduk orada ki orayı biz kazandık. O şeyi de cevaplayayım. Yani Azerbaycan bizim aynı şey sayılır. Biz hiç fark yok. Hakikaten öyle. Bir millet iki devlet. Abi, ama şu hani Azerbaycan da şunu hani alınmasınlar da işte Türkiye'nin gücü ya yani Türkiye ara olmasa ne yani oldu ya. Rusya bile eğer bugün büyük bir hakimiyet orada Türkiye'nin dengesi olmasa Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları tamam Rus, İsrail'den aldı ama yani Ermenistan'da geçmeyiz. Mesela 90'lı yıllarda da bir şey yaşadılar. Bütün topraklar işgal oldu. Yani Türkiye'nin oradaki gücü, katkısı, abili unutulmamalı yani. Tabii. Tamam yani yo şimdi mesela şunu yazıyorlar artık. Sen de görmüşsündür herhalde. Efendim orada e, sahada tabii sahada İsrail'de de aman e, Türkiye'de kazanmadı. E, Moskova'da kaybetti. Bakü'de kaybetti. Ankara'da kaybetti. İsrail kazandı. Bunu Türkiye'de yazıyorlar. Biz bak o zaman bu sava... Ya, mavi vatan masalı tabiri. aynı Aynen tabii. şeye çıkıyor. Yani bizim mavi gözü... grubuna <laughs> İHA'ların gözünü bu, kesti Kanada'ya. Bakın Kanada o an gügen yani bir sürü İHA SİHA yapıyorduk. Onlar durdu, onların üretimleri 3 4 ay gecikti. Kanada kesti o gözleri o Azerbaycan'a verdiğimiz destek yüzünden. Hatırlayın. Evet. evet evet evet. Yani hani Türkiye orada ve Minsk Minsk üçlüsü müydü o? Evet. Ve onu kim dağıttı? Türkiye dağıttı. Yani Fransa çekildi. Amerika bitti o iş. Ya ve... bir şey bir katkıda bulunayım. Yani Değil şimdi son katkı ve son Ermenistan Azerbaycan'a verdiğiyle ilgili yanın son, Ermeside yani yanı son zamanlardaki şeyine bakıyor musunuz tutum ve tavrına? Soykırım yalandır diyor. Toprakları geri iade ediyor. İşte anayasadaki maddeden vazgeçmeye çalışıyor. Onun aslında yatan, altta yatan tek sebep bölgedeki Türk aklının etkin bir şekilde orada kullanılması. Rasyonel politikalarıyla oluyor bu iş. Evet. Son olarak Mehmet Bey sizden de Bu da olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Paşinyan'la ilgili çok pozitif açıklamalar evet. yaptı. Son, Strat, bu, bu şey özür dilerim, Bir fırsat de. penceresi sunuyorum dedi karşıya. Yani Paşinyan'a özellikle bu Ermeni diasporasına karşı korumak, kollamak gerekiyor. Evet. Son mesajlarımız da bu olsun. Çok teşekkür ederim. Sonuna da geldik. Değerli yorumlarınız için çok sağ olun. Değerli konuklarımız sizler de evlerinize konuk ettiniz. Hoşçakalın.